44 yaşında. 1,5 yıl önce böbrek nakli oldu. Yaşasın. Oğluma büyüdüğünde araba kullanmasını öğreteceğim. Zeynep 34 yaşında. 3 ay önce karaciğer nakli oldu. Yaşasın. Çocuğumun bana anne dediğini duyabileceğim. Fatma 18 yaşında böbrek nakli oldu. Yaşasın. Üniversiteye gidip doktor olabileceğim. Küçük Ayşecik henüz 6 yaşında. 1 yıl önce kornea nakli oldu. Yaşasın annem ne güzelmiş. Organ nakli bekleyen binlerce insanımız yapılan bağışlarla yeniden hayata döndü. Siz de organlarınızı bağışlayın. Tarihiyle Bursa, kültürüyle Bursa, sıcaklığıyla, tutkusuyla, doğasıyla Bursa. Bursa'nın vicdanı Yeni Marmara. Her hafta olduğu gibi pazartesi akşamları Bursa futbolunu konuşmaya devam ediyoruz. Öncelikle bu akşam bir nostaljiyle girelim dedik. Müzik, Bursa Spor müziğiyle girelim dedik. Buyurun Serhat Bey. Bursa Spor'un marşı. Aç aç aç. Osman kurtardı, Osman kurtardı. Tam 90'dan uçarak aldı topu. Hemen kalktı Bursa Spor kalecisi. 1968 Beşiktaş Bursa Spor maçı. 2-2'lik maç. Ahmet Kumay'ı görüyor. Ahmet yerden bir pasta sola çekirme kadar kaçan Necati'yi buldu. Necati çalıma geçmek istiyor sağ beki. Orta bayrağın dibine bekleyen Müfit'e yuvarladı. Çok süratli oynuyor Bursa Spor. Müfit bastı topa, orta yuvarlağı attı. Yine Ersen. Hızla daldı karşı sahaya. Ersen topla iniyor sahi çoğundan. Santifor yerinde Sinan. Ersen verdi Sinan'a. Güzel oyun. Haydi bakalım Sinan. Ersen'in boşalttığı yerden sahi çıkıp ceza sahasına yaklaştı ve bir ara pası sağ çıktı rüzgar gibi gelen Mesut'ta. Bir çalım sol beki Mesut girdi ceza sahasına. Yolunu kesmek istiyorlar. Bir çalım orta hava Mesut Altımaz'ın köşesinde. Kaleci ayaklarına yattı yuvarladı Mesut. Gol! 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 Mesut attı. İşte bir de bütün Bursa 2019-2020 yılına bu şey setle girdik. Fakat son haftalardaki puan kaybımız bu sporu zor durumuna soktu. İnşallah kalan 7 haftada bu telafisini yaparız. Ustaca bir vuruşla yerden ters köşeye gönderdi topu. Yine Bursa Spor bastırıyor. Hocam teşekkür ederim. Oraya kadar ben yaparım. Haluk ceza sahasına girdi. Güçlükle korner alabildiler. Çok teşekkür ederim Melik Bey. Rica ederim. Böyle bir eskiyi anımsattınız bize. Rica ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bursa Spor Kongre üyesisiniz. Evet. Bursa Spor'un hasta taraftarısınız. Evet. Hoş geldiniz. Sağ olun. Bursa Spor'un Amigo Yaşar, Amigo Fikir'den sonra efsane amigosu Emin Karaca. Eften olamadık değil mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eften hoş geldin. Hoş bulduk Cevat. Sayın Başkan. Emin benim çocukluğumun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Karaca Bey Spor'a siz şampiyon demişsiniz ama ben şampiyon diye. Şampiyon. Karaca Bey Spor'un. Evet. Bugünlere gelmesinde çok büyük katkılarınız oldu. Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Karaca Bey geliyor. Karaca Bey'in tabii. Bir İnegöl Spor'umuz var. Bir Karaca Bey'imiz var. Bursa Spor'umuz var. Ne mutlu Bursa Futbolu için. Bursa Spor'umuz var. Bu akşam çok konuşacağız Bursa Spor'u. Öncelikle Bolu Spor. Ardından Mali Kongre. Ardından da Karaca Bey Spor'u konuşacağız. Sayın Hocam, Bolu maçını izledim. Evet. Çok önemli puan kaybettik burada. Biz kovalıyoruz fakat rakiplerimiz kaçmıyor. Onlar da bizi bekliyorlar. Hep böyle eşik atlama maçlarında Bursa Spor hep takıldı. Yani tam hedefe doğru giderken illa bir aksaklık veya puansal yönden, oyunsal yönden geriye düşmemiz hakikaten bizleri ve Bursa Spor taraftarı. Baştan söylemedim. Bu koronavirüs olayı bütün dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye'yi etkisi altına aldı. Ligler seyircisi oynuyor. Taktik yok. Bence iptal etmelerinde fayda yok mu?
Kesinlikle iptal olması lazımdı. Çünkü ben akşam Galatasaray Beşiktaş maçı... İptal değil de erteleme. Erteleme olabilir. Yani, erteleme. Yani iptal edildiği zaman... Tarihe, erteleme olabilir. Yurt dışındaki takımlar 2 ay, 1,5 ay oynamayacak. Biz de oynamayabiliriz. İşte akşam seyrettik. Ne tadı var, ne tuzu var, ne pozisyonu var. Yani böyle... Yalnız burada ev sahibi takımlarında avantajı gitmiş oluyor. Gayet tabii. Şimdi en... maddi açıdan zararları var. Hem de o coşkuyu veren taraftar zaten. Evet. Taraftarın olmadığı bir sahayı düşün. İşte akşam gördük, ettik. Bunu en iyi şekilde de Fatih Terim ifade etti. Ertelemesi dair. Tüm birimleri eskiden böyle konuşmazdı. Biraz siyasi konuşurdu. Ama dün bayağı net, açık ve net ifade etti. Maçların ertelenmesi yönünde görüşlerini bildirdi. Bolu Spor maçına gelince Bolu Spor maçına Bolu Spor gerçekten çok iyi bir başlangıç yaptı aslında. Sağlı, sollu, ortadan, merkezden gelen bir Bolu Spor. Pozisyon bulan Bolu Spor. 8. dakikada da öne geçen bir Bolu Spor. Tüm avantajları eline alan bir Bursaspor. Bir bakıyorsun son 15-20 dakikadan sonra Bursaspor'un yaptığı bu eskiden kalma bir alışkanlık aslında. Yani bu geri pas. Geriye yaslanma mı? Geriye yaslanma değil. Oyunu geriden kurma. Şeyi başladı aslında Türkiye'de. Bu yeni bu sistemin oturması için daha ufak yaşlardan başlanması lazım. Kesinlikle. Ki eskiden nasıl 3-5-2 vardı, 4-4-2'ye dönüldü, çok zor. O zamanlar ne vardı şeylerde? İki tane uzun stoper vardı, bir tane libero vardı, süpürücü diyorduk. Ondan sonra tandeme döndü olay. Dörtlü savunmaya döndü. Fakat bu sırada futbolcu seçimi yanlış olmaya başladı. Yetiştiremedin. Şimdi yavaş yavaş oturdu o. Tabii bir de yabancı oyuncuların çok olması bu sistemi daha iyi işler hale getirdi. Bizim gibi takımlar işte geriden oyun kurma sevdasıyla dakika 20 idi herhalde yanılmıyorsam Anıl'ın geri pas mı şut mu oldu belli olmayan bir pas. Selçuk zaten güçsüz. Evet. Yani şimdi olayı öyle bir değerlendirmek lazım ki o verilen pası Anıl gitti yetişti, bizim hala yerde yatıyor. Selçuk hala yerde yatıyor. Gene bir müdahalesini yaptı Anıl. Fakat futbolun yönü işte biliyorsun, rakibinin önüne geldi, vurdu. Skoru yakaladılar 1-1. 1-1'den sonra bocalama dönemi geçirdik bir. Yani Bursaspor aslında en ufak defans yönünden bakarsak en ufak bir şeyde sallantı geçirdi. Yani bir defansın artık ligin sonuna gelmişsin. Ligin boyu kısalmış. Artık bu kadar hata yapma lüksü yok. Evet. Olmaması gerekir. Ki alınması gereken bir maç. Hedefe gidiyorsun. Evet. Hedefi yakalama maçlarından bir tanesi. İşte bu tip kaza diyorlar ama kaza maza değil artık. Ne kazası? Yani bu kaza maza değil. Tamamen yanlış yönetim. Yapansız hata, yönetim hatası. Ya transferler ayrı bir konu. Hatası derken hani aklının açısından yok. Bir hafta önce sen 3-1 kazanmışsın deplasmanda. O takımı niye bozuyorsun? Özel 5 maçtır oynamıyor. Şimdi genelde zaten yapılan hatalardan bir tane onu söylüyorum. Yani defanstan başlayalım ki orta sahaya geleceğiz. Ondan sonra biraz da 3. bölgedeki oyuncuların organizasyon eksikliklerine bahsedebiliriz. Defans en ufak bir Bolu Spor ataklarında bocaladı. Yani bu kadar iletişim eksikliği olmaz ki oturan bir şey var. Melih düşün yani bir teknik adam olarak ben
izlerim maçları. Tabii ki. Ya sağ taraftan bizim sol beki perişan etti. Durmadan oradan geldiler, durmadan oradan geldiler. Yani bir önlem alma, elini belini koyup orada dolaşmanın hiçbir anlamı yok. Veli misin, deli misin, neyse, ne derlerse desinler. Ama artık onun müdahale etmesi lazım. Bursaspor'un başka şansı yok. Demek hocam biz geçen hafta konuştuk. Oyunu kenardan okuyamıyor. Ve oyunu bir an böyle değiştirme şeyi yok, yeteneği yok. Şimdi orta sahaya gelelim. Şimdi orta sahamız kimden kuruluydu? Selçuk. Şey o, bir tek. Orta sahaya emanet olan bir tek şey o var. Diğeri orta saha mı? Forvet mi? Forvet arkası mı? Traore. Ne olduğu belli değil. İyi futbolcu olabilir. Uzun zamandan beri oynamamış olabilir. Tamam. Ama ne, Bursaspor'a ne verdi? Hangi katkıyı sağladı? Bir tek geçen şey maçında gol attı, etti ama ben genel anlama bakarım. Genel anlamda bu haftada hiçbir şey üretmeyen, ürettiklerinde etken olamayan bir oyuncu tipi çıktı ortaya. Bu sefer Selçuk zaten yürüyeyim mi, gideyim mi, koşayım mı yeterli değil. Orta sahaya bir tek şey o kaldı. Şevun'un da ne yapsın ya, oraya bas, buraya bas, ileriye git, geriye gel. Bursaspor'da 4-5-1 oynuyor. Yani orta sahayı kalabalık tutup kontralarla çıkma düşüncesi içerisinde oynayan bir takımla oynuyorsun. Bunları ne yapman lazım? Yani şimdi bir teknik adamın kapalı defansı neyle açabilirim? Yani A planı, B planı olması lazım bunun. Baktın olmuyor. Şut yok. Bakıyorsun. Genel anlamda şut. Orta yapıyorsun. Doldur boşalt. Ortalar yetersiz. Doldur boşalt. Ve hareketli, yani üçüncü bölgede biz futbolcu her zaman şunu ifade ederiz. Hareketli olun. Direkleri paylaşın. Penaltı noktasını paylaşın. Dönen topları karşılayın ki tekrar hücum etme şansını elde edin. Fakat yani organizasyon eksikliği el üçüncü bölgede çok. Şimdi hocam, şimdi gibi bir sürü şey geldi, mesaj geldi. Şimdi ben İspanya'dan biliyorum, Cruyff'tan biliyorum, sistemini biliyorum. Futbol, hatta açık oynarsan futbol güzelleşiyor değil mi? Bu kadar kapalı oynamanın, bu kadar oyundan düşmenin sistemden kaynaklanan bir olay bu. 3-4-3. Hem futbolu güzelleştirir, hem de gol atmış olursun. Bence bu Salih arkadaşımız da bunu benimsemiş. 3-4-3 futbol düzeni. Şimdi biz tabii Barcelona'ya gittik. İnceledik orası. Evet, ben de inceledim orada. İnceledik. O zaman başlarında Johan Cruyff vardı. Evet, rahmetli. Ve bizi bütün organizasyonun içerisinde hepsinden de istifade ettirdi. Şimdi onlardaki düşünce şu. Yani Barcelona'nın oyun anlayışı şu. Ben oyunu 3. bölgede kabul ederim. Yani rakip sahada. Evet. Nedeni şu. Kaybettiğim an topu 3 saniyede 4 saniyede almak zorunda. Yani bunlar çalışılmış, işlenmiş olay. Ve Cruyff'un da kendisinin ifade ettiği laflar. Biz 3-4 saniye içerisinde o topu kazanmamız lazım. Neden 3. bölgede oynuyoruz? Sorduğumuzda şunu verdi. Kaleye en yakın yer orası olduğu için kazandığınız her top kaleciyle pozisyon bulma açısından da en zengin evet. Yer orası. Yani öteki türlü işte defanstan kuracaksın, orta sahayı da hazırlayacaksın. Oraya geleceksin, vakit geçiyor. Yani bunlar Barcelona'nın oyun sistemi buydu. Çok güzel oyun sistemi. Buydu. Yani ben 3. bölgede kabul ederim. Oyunu ve hala kazandığım, o kazandığım hala toplandı. Yani onlarda şu vardır. 3-4 saniye içerisinde topu kazanma. Hep birlikte hareket etme. Başka türlü kazanamazsın. Yani oradan yola çıkarak Bursaspor maçına gelirsek de işte sıkıntı bu. Yani Bursaspor'un aslında. Evet. Kubilay
hareketsiz. Ağır mı hocam? Ağır mı kalıyor böyle? Ağır kılıyor. Yani şimdi yani kimseye bu şans verilmemiştir aslında. Tamam, bizim evladımız, kabul ediyoruz. Ama yani bu kadar da ben artık bu spor formasını giymek istemiyorum mesajını herkese vermeye başladı. Bırak taraftara, yani Bursa kamuoyu da artık yorumlarla olsun, söylemlerle olsun. Şimdi hocam şimdi ama bir şampiyon bir takım olmuş. Bir takım, şampiyon bir takım. Zaten buralara gelmesi yönetimsel bir hata ama o kadar kötü transferler yapıldı ki. Şimdi oraya paralar gelecek. Paralar köpe atıldı. Şimdi 4 tane 5 tane iyi adam al, 13 tane alacağına. Peki, şunu başlayalım. Sezon başında Türkiye'nin en genç takımı bizdik sezon başında. Ama şu an şimdi en yaşlı takım. En yaşlı takım biz de olduk. Evet. Şimdi buradaki farka bakın ya. Yani insan aklı hafızası almıyor. Görkünüz ya, buradan bu kadar, buradan bu kadar buraya gelmesi size şey olsun, katkı olsun. O günkü genç takım, yani altyapıdaki takım Aksaray yenmedi mi? Aksaray yendi, Erzurum yendi. Yenmedi mi? Erzurum yenmedi mi o takımı? Peki o takımı 4 tane adam gibi adam koyuyordu. Şimdi gider miydi, gitmez miydi? İşte yapılan hatalardan bir tanesi bu diyoruz. 13 tane. Şimdi İbrahim kendini savunuyor. İbrahim Hoca. Bakıyorum demeçlerine özellikle aldım. İlla bir bahane uyduruyor. Ya futbolcuda bir şeyler buluyor ya işte rakipte bir şeyler buluyor. Onlar çok iyi oynadı. Baskılı oy. İşte biz açamadık, edemedik. Çilingirci yok ki biz de açalım şeyler. Hocam yani güzel bir örnek verdin. Bizde şu var. Akil oyuncu alamadık ve bunu bas bas bağırdı biz devre arasında. Dedi ki Bursaspor akil bir oyuncu lazım. Şimdi Fatih Karagümrük'e bakıyorsun. Böyle bir oyuncu kim var? Sen de o daha evvel oynamış Yarkıyor'a var. Yarkıyor'a. Ve geçen hafta da seyrettim. Tüm maçları seyretmeye çalışıyorum. Ve takım ısıtlıyor. Alıyor, yönlendiriyor, atıyor, veriyor. Yani oyunun içerisinde devamlı ve oyuna katkısı çok büyük. Bizde bir tane böyle bir oyuncu yok. Selçuk zaten gideyim mi, yürüyeyim mi, geleyim mi? O santra yuvarlan, oradan dışarı çıkmıyor. Sen ceza verecekler. Hocam bırak onu. Sen bir de giriyor Livada'da. Anıl'ın yerine giriyor. Çok daha tehlikeli pozisyonla oynuyor. İlk önce Bursaspor'un orta sahasını güçlendirmesi lazım. Bu bir. Yani başarıya... Şimdi Selahattin arkadaşımız zaten onu demiş. Orta sahanı güçlendirirsen top kalkma... Yok şey, saniyen daha çabuk olur. Hayır, şu altı parmak var. Göre... Şey yok. Var, altı parmak var. Yani artık asker arkadaşından vazgeçsin yani. İbrahim Hoca da. Yani ben şunu da söylüyorum. Bir de en çok kızdığım şeylerden bir tanesi teknik adamların maçtan sonra yaptıkları demeç. Önümüzdeki haftaya bakacağız. İşte önümüzdeki hafta şu. Bir de özür dileme var. Ya niye özür diliyorsun kardeşim, yani adam mı öldürdün, şey mi yaptın, futbolun içerisinde tamam puan kayıpları da olacak, o da olacak, taraftardan özür dilerim, yani siyasi konuşmaları bırakmaları lazım artık. Kesinlikle. Oyunun hakkı hocam, neyse. Oraya geleceğim, oraya geleceğim. İbrahim Hoca'nın çok hataları var, hani biz bu spora zarar gelmesin diye konuşmak istemiyoruz bundan ama konuşma. Artık ama dönüşü olmayan bir yoldayız değil mi? Dönüşü olmayan bir yoldayız. 6 maç kalmış. Artık burada maç kaybetmenin... Bir de içeride yani maç kaybediyorsun. Zaten en büyük sıkıntı o. Sayın hocam, Mali Kongre'ye gittik bu hafta. Ben de oradaydım. Tatsız olay da yaşandı orada. Oylamada. Ama ben üzüldüm. 5000-6000 kişi üyesi olan bir şeyin, Bursaspor'un 164. Orada ben gördüm 164 kişi veya 165 kişiydi. Bu ayıp değil mi? Bu söz bunun ayıbı değil mi? Bir de sizden konuşmaya çıkıyorsunuz oraya. 5 dakika diyor. 5 dakikada niye anlatacaksın orada? Ama bunu siz bir önerge verip 5 dakika değil de 15 dakikaya çıkarma şansınız vardı pazar günü orada. Neden böyle bir şey düşünmediniz? Herkese iyi akşamlar önce. Teşekkür ederim. Remzi Bey'le birlikte olmaktan, çok değerli Sedat abiyle
Remzi Bey'le devamlı konuşuyoruz ama Sedat abiyle ilk defa karşı karşıya geldim. Emin Bey arkadaşımla, sizinle. Burada birlikte olmaktan çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz de memnunuz, sağ olun. Şimdi 160 bir defa ilk kongre tarihi neydi? 29 Şubat. Onu ben size soracağım. Siz önce bu benim sorduklarımı cevaplayın. Ben size soracağım. Neyi soracağım? Mali genel kurullar böyle her şey bittikten sonra yapılmaz. Geriye çek bunu sen. Transferden yine çek. Transferden önce yap bunu. Yap ki ben senin transfer yapacağım bütçeni göreyim. Tabii. Neyi kimden gizliyorlar? Tabii. Şimdi şeyi sordunuz. Neden önerge vermediniz falan evet. diye. Ben şimdi orada konuşuyorum. Tüzük bir defa. Tüzük'te şöyle bir şey yazıyor. 5 dakika. Ben konuşurken ben biliyordum bunun böyle olacağını. Tüzüğü de okuduğum için, iyi kötü bildiğim için. Bakın şurada benim divan heyetine verdiğim şeyin, dilekçenin sureti var bende. Divana. Evet. Konuşmak için şöyle yazmışım. Tüzük'te şöyle yazıyor. Diyor ki konuşmak isteyenin diyor hangi maddeyle ilgili konuşacaksa onunla ilgili dilekçe verir, onu yazar ve bir konuşma süreleri 5 dakikadır. İsterse diyor divan başkanı bunu uzatabilir diyor. Ben onu okuyunca hemen dilekçeme şöyle yazdım. 3 tane madde yazdım. Gündemin 6. maddesi yönetim ve denetim kurulunun raporlarının görüşülmesi hakkında konuşmak istiyorum dedim. 2. Gündemin 8. maddesi bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması ile ilgili görüşmek istiyorum. 3. Tüzük değişikliği hakkında genel konuşma yapmak istiyorum dedim. Buradayım. Bununla ilgili. Tüzük'te bu yazıyor. Yani divan başkanı burada suçlamak biraz şey oldu. Görevli ben divan başkanı suçlamıyorum. Ben onu suçlamıyorum. Önerge verip tüzükte şimdi, değişiklik yapabilir miyim? Ama orada şimdi konuşurken bu tüzük değişikliğini yapmak biraz şey oldu. Ben konuşacağım diye önerge vermek biraz şey oldu. Arka taraftan bir arkadaş bağırdı. Oynayalım Sayın Başkan dedi. Niye konuşturmuyorsunuz diye bağırdı. Benim orada ben zaten yeterince baskı yaptım. Yetiştiremem dedim. Bu kadar şeyi nasıl anlatacağım dedim. Bana Sağlık Bakanlığı'ndan bahsetti. Yani şimdi orada biraz duygusal yaklaştı. Önce sağlık. Şimdi bunu dedikten sonra ben 10-15 dakika konuşayım. Süreyi uzatın demek şey geldi. Zaten birinci konuşmam 9-10 dakika falan sürdü. İkinci konuşmam da 6 dakika sürdü. Tüzükle ilgili de bana söz vermedi. Evet. Vermedi. Bir de benim orada iki kere konuştum. Bir de benim orada dikkatimi çekti. Çok üzüldüm zaten. Ondan sonra çıkayım. Azıcık daha bekleyin. Neyi bekleyin? Ali'yi oylayacaklardı. Kulüpten atılsın mı, atılmasın mı? Azıcık daha bekleyin dedim. Baktım öyle kargaşa var. Baktım nahoş şeyler olacak. Çektim, bıraktım. Orada ben bir şey okudum. Bu sene Süper Lig'e çıkamazsak gelecek sene bunu söyleyen şey denetleme kurulu başkanı önümüzdeki sene birinci ligde oynamamız mümkün gözükmüyor diyor. Çok üzüldüm. Bu kelimeyi duydum, çok üzüldüm. Ya üzülmeyecek bir şey değil tabii ki. Şimdi siz orada bir görevlisiniz. Görevlisiniz, görevli. Yani bir derneğin yetkili bir organısınız. Yetkili organın da başındasınız. Böyle bir şeyi şu kitapçığa yazması uygun değil. Uygun değil. Konuşma anında şöyle şifayen şöyle bir şey deseydi ben burada bir de taraftar olarak şöyle bir size bilgi vermek istiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Bu benim kişisel kanaatimdir dese ben biraz onu doğru anlardım. Ama bir denetleme kurulu başkanı olarak bu şekilde siz konuşması yanlış oldu. Bana göre de yanlış. Siz rakamları koyarsınız ortaya. Zaten biz biliyoruz neyin ne olduğunu. Alt lige düştüğümüz zaman işin yürümeyeceğine olmayacağını zaten biz biliyoruz. Ama siz orada denetleme kurulu başkanı olarak böyle bir şey söylemesi bence de yanlış oldu. Oluyor bazen böyle hatalar oluyor. Bilmiyorum. Remzi abi sana en son geleceğim. Tamam, çok tamam. Şey senden konuşacağız, paylaşacağız bu akşam. Tamam bizim dinliyoruz Melih çok Sayın güzel. Sayın Emin Bey. Aydınlatın. Yıllarca
Bursaspor'u coşturdun. Hala da. Şimdi koşturuyor. Koşturuyor. Ama bir Bursaspor aşkı var ikinizde. Evet, evet. O zamankiyle bu zamanki arasındaki fark. Şimdi o zamankiyle bugüne geldiğin zaman karşımda koca başkan var. Zaten Bursaspor genel kaptanı var. Çok güzel soru ama bak. Evet. Taraftar ben de derim olarak, ki taraftar olarak işte o günde bugün arasında işte, ne yani olduğunu söylüyorum. Çok ceza yiyoruz. Karşımda genel kaptan başkanlık yapmış Remzi Cinoğlu var. Kendisi o gün günleri hani o günleri şöyle gözünün önüne getirdiği zaman zaten bugün ne olduğunu ortaya çıkacak. Nasıl çıkacak? Mesela o zaman bir sevgi saygı vardı. Ne bileyim taraftarın gidip de hurra şeyi boğması yoktu. Yöneticileri boğması yoktu. İşte yüzü burada. Kaç kere para istemeye gitmiştik Remzi Bey'e sor. 10 seneye yakın genel kaptanlık yaptı. Bir kere gitmedik. Neden? Kongre girdik yönetim kurulu odasına. Dedik ki işte yüzü de burada. Sayın Başkan dedik Yavit Bey biz sizi kovalayamayız. Çünkü biz hafta maça gidiyoruz. Siz de Amerika'ya gidiyorsunuz, oraya gidiyorsunuz. Kimseyi bulamıyoruz. Ne yapalım? Dedi Remzi Bey söyledi zaten o zaman. O zaman dedi size belirli bir şey verelim dedi. Biz 50'şer bin lira haftalık. 50 bin lira. Amigo Yeşil'e 50 bin lira bana 100 bin lira. Cuma günü imzanı at, paranı al. İster harca, ister deplasmana git, istersen taraftarla ya. Sana kimse bir şey demiyor, onu şahsına veriyor. Bu 50 bin lira geldiği zaman, ben niye Remzi Bey'im gideyim de veyahut Mehmet Bodrum kırtlağına sarılayım, Mehmet Bey bana para, bilmem kim bana para. Yani bir alıntı vardı. Şimdikiler önüne gelen saldırıyor. Simitçisi, kahvecisi, gazoncusu, kim varsa vurar. 19 grup olmuş. Yani. Sonra şöyle grup bir şey var. 19 tane. Başka bir şey de var Sayın Başkanım. O kadar beraber çalıştık. Ben ambigoluk yaptım, siz yöneticilik yaptınız. Hiç bizde, biz 86 senesinde ordu maçı hariç bir ordu maçında olmuştur. Başkana, anavrat, yöneticiye anavrat küfür var mıydı? Yoktu. Hatırlıyor musun? 2-0 elimiz bir maç oldu. Bugün şimdi atıyorum Remzi Bey gelecek. Ya kardeşim kime küfür ediyorsun? Bu adam cebinden para veriyor. Etmeyeceksin. Neden? Bulamazsın. Remzi Bey'in öyle bir lafı vardı bana, 25 sene önce vardı. Fabrika yaşarken vardı hatırlarsanız. Trabzon Bursaspor maçı vardı, Duyu Spor'luk maçta söyledi o kelimeyi. Bulamazsın dedi. Tabii bulursun da evin kalite düşer. Düştü işte. Yani oraya kadar tahammül eden, onu kabul edebilenlere kadar o iş işte o zaman da böyle oldu. İşte düştü, şu an böyle kalite oldu. De düştü, simit de düştü. Sen şimdi Bursa olarak taşı elinin altına koy, tamam biz hep taşın elinin altında bizim. Taşın altında ama üstündekiler buyurun bütçe. Ben anlamam bütçeden. Hiçbir şeyden anlamam. Adam diyor ki burada işte 14 ay öncesinin hesaplarını yapıyor. Ama arkadan ne diyor değil mi? Şeffaf bu. 26 milyon lira para verdim diyor. Şeffaf Bir saniye. Madem burada şeffaf, yazsana buraya ne aldığını verdiğini. Giderken ne diyor? 26 milyon lira gördüklerimiz para verdi diyor. Onu söylemesini biliyorsun da öbür aldıklarını ne yazmıyorsun buraya? Bir önce değil mi bu? Yaz burayı biz de görelim. Bana geleceğim, birazdan geleceğim ona. Bana gelme, benim kafam karışır. Bir saniye, ben lafımı bitireyim. Melih Bey'e soruyorum. Ben genel kaptan değilim, her şeyi anlamam. Futboldan anlarım da, antrenörlükten anlamam. Bir maç gidiyordu, 81 dakikada top direkten döndü. Çok tehlikeliydi o. Gidiyordu maç. Evet. Efendime söyleyeyim, Tim'in şöyle bir yarım kaldı sesi, benim kadar çıkmıyor. Amigo değil herhalde Sedat Bey, topçu. Bırak, Yıldırım var mı bizde abi? Burak Kapacak var mı? Ali Akman var mı? Senin santraforunun dili çıkıyor. Ve sol açık oynatıyorsun Kubilay'ı ki orası onun yeri değil. Özel'in aldın asker arkadaşın selamünaleyküm. İki kişi 90 oynuyorsun. Yalan mı kaptan? Koy Burak Yıldırım'ı madem sağlam. Koy Burak Kapacak'ı. Ali Akman'ı da koy öne. Sonradan olabilirlerini alacaksan. Yalan mı? Ben anlamam. Yapılan yanlışlardan hocam, bir daha. Kadro yapılanması zaten teknik, yanlış. Teknik konuları bize hocama soruyorum. Teknik konular hocayı soracağız. Sonra Özel'in zamanımız çıkması çok. Münasip miydi? Özel gibi adam çıkarılır mı ya? Evet. O zaman İbrahim al tabancayı vur kendini orada. 5 hafta oynamayan bir adam orada ilk 11'i sürmesi hataydı zaten o. Hadi hataydı. Çıkarması da hata. Tabii 5 hafta oynamamış adam. Hocam geleceğim oraya. Remzi abi evet, tekrar evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle Kaleci Bey Belediye Spor'u kutlarız. Çok teşekkür ederiz. Bursa olarak bizi mutlu etti. Bir takımımız da. Bursa bağrına bastı Karaca Bey'i. Çok memnun oldular Karaca Bey'in dik atlamasından. Ama ben de çok sevindim Bursa'nın. Sizin hakikaten katkınız çok büyük. Ve maçlar oynanırken bile önce bir kişi gönderiyorsunuz, futbolcu izlettiriyorsunuz, arkadan kendiniz gidiyorsunuz. Siz
önümüzdeki sezonun da kadrosunu yaptınız tahminim. Çalışmak lazım. Tabii bu işte Emin televizyon programdan önce Remzi abi denk bütçeyi sever dedi ya. Evet. Denk bütçeleri yapabilmek için bunları yapmak lazım Cevat. Yoksa gider işte oradan buradan adamları toplarsın. Demin saydığımız gibi bazı kulüplerin yerle bir oldu. Felaket oldu. Her taraf felaket oldu. Şimdi bak bu işleri yapmazsanız neler oluyor? Bursa'da Kemalpaşa Spor'da vardı. Evet. İkinci lige de geldi. Bayağı da üst tarafına tırmandı. Ama şu anda yok amatör kümede. Kudanya vardı. Bir ara 3'te bayağı ciddi işler de oldu. Ama yok oldu. Efsanesi yani, bile okunmuyor mu dayanmış abi? Yani amatör İzlik birinci vardı. Kümede ya. Amatör birinci, süperde bile değil değil mi? Birinci İzlik kümede. Vardı. Birinci kümeden bile çıkalım. İzlik Spor vardı. Geç. Orhan Gazi vardı. Burada Orhan Gazi'de iki tane ikincilik takımı vardı. Evet. Yok oldular. Hepsi gitti. Geçen sene ben Karaca Bey'le görüşmeden önce yani Orhan Gazi düşmeden önce son takımları belediye başkanı haber göndermiş. Onlarla oturduk konuştuk. Dünya kadar borç var. Son haftaya, son dört haftaya gelmişler düşmek üzereler. Kurtarılması imkansız. O kadar çok borçlar yapılmış ki, o kadar çok hesapsız kitapsız ki her şey. Yani burada bir hesap yapmak lazım, bütçeni yapmak lazım. İşte neler bulabilirsin bu çevreden bunları hesaplamak lazım. O çerçevede gitmek lazım. Şimdi genç yetenekler var Cevat. Ben şu Bursa'nın durumuna çok üzülüyorum. Hakikaten çok üzülüyorum. Emin az önce söyledi. Ben bu takımın altyapıdan sorumluluğunu ve genel kaptanlığını yaptım. Evet. Ya o yıllarda bizim topladığımız çocuk, biz iki kişi yabancıyla çıkıyorduk sahip. Evet biliyorum. Ha, hepsi Bursa'da çocuk. Biz de Türkiye şampiyonu oluyorduk. Tabii şimdi orada ufak tefek sıkıntılar oldu ama gayet tabii olacak. O birdenbire Bursa Spor'u gençleştirmeye yöneldik biz. Evet. Çok risk aldık. Ve oluyordu. Ama daha sonra benim o Cavit Bey'le birlikte amatör ikinci kümeden kurduğumuz Bursa Spor 2 Süper Lig'e gelince bugünkü Süper Lig'e oradan bir para alınca tekrar eskiye dönüldü. Hadi oradan al ver 100 bin lira ver oradan 100 milyon ver ona 300 milyon o zaman paralar öyle biliyorsun. Ben Necat Bey'e 40 bin dolar aldım ya. Biliyorum ben. Ha, 40 bin dolar Necat'ın maliyeti Allah rahmet eylesin. Bu işi yapmak lazım. Yani Bursa'da bakın şimdi son dönemde takip ettiğim çocuklar var. Bir tane Sedat'ın takımında Ahmet diye bir çocuk vardı İstanbul Spor'a gitti. Evet. Direkt 20 kişilik kadroya girdi. Buradan amatörden direkt 20 kişilik kadro. Yine burada Vatan Spor'da soyadı ne çocuğu unuttum ya ismini. Neyse o çocuk Konya Spor aldı. Direkt birinci lige gitti çocuk. U19'una gitti. Arabaya tandı kaleci Başakşehir'e gitti. Vay be. Benim Bursa Yıldızı'nda Yıldırım'dan transfer etmişim. Benim Bursa Yıldızı vardı ya. Hatta. Evet biliyorum. Sonra Dülfer oldu. Orada Sertan vardı bizim sol bekli. O da Malatya Spor'a gitti 3 hafta önce. Yani bu Bursa elindeki çocukları değerlendiremiyor ya. Potansiyel var. Potansiyel değerlendirilemiyor. İnanılır mı? Ne var bu marezma var. Şeker var. Usta yok. Şeker. Ha, şimdi bu çocukları yani yerel çocukları da izlemek lazım. Buralarda gerçekten bu Bursa az buz bir yer değil bu futbol işinde. Fakat yapamıyor Bursa bu işi nedense. Başta Bursa Spor olmak üzere bu altyapı işini bir türlü yapamıyoruz. Cevat ben iki hafta önce bu geçen cumartesi ondan önceki cumartesi günü Bursa Spor, Trabzon Spor U19 maçı vardı oraya gittik. Kaç arkadaşı da gönderdim ben pek gözüküyor. Vakıfköy. Ya çok üzüldüm ya 4-0 mağlup oldu Bursa Spor ve ezdi Trabzon bizi. Ezdi. Hayır şimdi nüfus alanına bak Trabzon'un herhalde 5-600 binlik bir kasabası. Burası 3 milyonluk bir yer. Ve her ay bir futbolcu buradan futbolcu adayı dışarı gidiyor. Bursa dışına gidiyor. Böyle bir yeri biz değerlendiremiyoruz. Trabzon'un altyapısı gelip bizi burada ezdi. 4-0 mağlup ettiler bizi. Çok üzücü. Evet. Yani şeyi bu, nedeni bu. Bu ligleri taramak lazım. Liglerde çok yetenekli çocuklar var. Peki Remzi abi. Ama iyi çalıştırmak lazım. Altyapıda yeterli hocalar yok mu acaba? Seçim mi yapamıyorlar? Cevat besbelli buralarda dediğin anlamda belki o şeyde bir sıkıntı var. Şimdi sıkıntı olmasın ben, zaten bunlar olmaz. Ben Karaca Bey'de şunu söylüyorum. Diyor ki bak vallahi arkadaşlar. Söylüyorlar aman Remzi Bey diyorlar Karaca Bey'i bırakma diyorlar. Ha, şimdi şöyle
Oraya da geldi. Bak Cevat. Dinliyorum abi. Şeyi Karaca Bey, ben öncelikle Bursa'da bir altyapı yapalım, akademi takımı yapalım. Bursa Spor'dan artan çocuklar bize yeter diyorum. Fakat da buraya gelmek, o akademi ligine gidilmesi lazım. 650 bin lira civarında yıllık maliyeti var onun. 100 bin lira civarında federasyon, çok düşük desteği. Evet. Yani çok konuşulur ya federasyon desteği, 100 bin lira yıllık desteği, 650 bin lira gider. Federasyonun altyapıları desteği yok, ben onu görüyorum. Yani akademi ligine 100 bin lira civarında bir para veriyor senede. Ama masrafın 650 bin lira. Bu civarda masrafı. Tabii. Şimdi bu pahalı geliyor Karaca Bey. Şimdi bir süre sonra oturtturacağız. Ben dedim ki ya peki bu bize pahalı geliyor. Gelin Karaca Bey'den yapalım bu işi. Oraya birkaç iyi hoca bulalım. Bakın dedim. İzlanda 350 bin nüfusu var toplam. Evet. Öyle bir milli takım çıkarmış ki Türkiye'ye geliyor, 85 milyon, 83,5 milyonluk ülkenin bacakları titriyor. Eyvah, şey ne yapacağız şeye? İzlanda'ya 350 karşı. Bin nüfuslu İzlanda'nın takımına karşı ne yapacağız? Maalesef. Demek ki bu çocukları alıp iyi eğitirsen, iyi çalışırsan bunlarla, futbolcu çıkıyor. 350 bin adamdan futbolcu çıkarıyor, dünya çapında takım çıkarıyor adam. Evet, kök söktürdüler. Ha, biz de 100 bin nüfuslu Karacabey'den 3. ligde, 2. ligde iş yapacak çocuklar çıkaralım. Buna bakacağız şimdi. Yani altyapılar, bu liglerin taranması, buradaki genç yetenekleri bulmak çok önemli. Biz 2000 yılında Bursa Spor Merinos'u bırakmıştı. Merinos aldık. Özbettin, ben işte birkaç arkadaşla o şirket yapmıştım. Merinos Spor. Biliyorum. Hepsini aldık onu. Bursa'dan 9 tane çocuk topladık amatör kümeden. Birkaç tane Bursa Spor altyapısından bıraktırılmış çocukları aldık. Onlarla biz şampiyonluğu aynen son haftaya kadar. Sonra Bursa Spor orada hani kendisine alternatif geliyor gibi düşündü o yöneticiler. O üzerine geldiler. Ben de geri verdim onlara. Bursa Spor'a geri verdim. Pilot takım olarak. Evet. Ben verdim beni o sonra. İki sene içinde takımı ligden düşürdüler. Kapattılar. Şampiyonu oynayan takımı. Kapattılar. Ve ikinci amatör kümeye kadar geldi. Şimdi onu da Allah'tan Kemal Menemen sahip çıkıyor da eski Merinos'tan. Evet. Yoksa kapanıyordu kulüp. Yani böyle Bursa'nın bu zihniyetle mi? Hayır, hem yapmıyor hem yaptırmıyor. Böyle garip bir şey var. Evet. Hayır, şimdi bu az önce de söylüyorsunuz ya işte kulüple alakalı, şu takımla alakalı, Bursa Spor'la ilgili bir şey soracaksan. Şimdi ben hocaları eleştirmem, hiçbir zaman o işe girmem. Yani bana göre hocaları ya alırsın ya almazsın. Aldıysan katlanacaksın veya şimdi, götüremiyor dersen bırak. Bursa Spor'la ilgili şunu sormak isterim. 5000, 6000 üyesi olan bir takımın mali kongrede 164 kişinin olması çok büyük ayıp. Cevat, bu senaryo. Biliyoruz, bir çocukluğumuzdan beri sen de evinde, ben de beri hepimiz bu işin içindeyiz. Sedat zaten futbolcumuz. Yani biz burada 40-50 kişiyle kongreler, 100 kişiyle kongreler oldu ya. Bırak onu böyle, evet, şey. Evet, bunu da biliyorum. Genel kongre oldu, 150 kişiyle kongre oldu. Marmara sinemasında oldu. İlkinde, ilkinde hiç yapamıyordu. Hep hele, ikinci de. Hele Cevat Bey, araya girdim ama hele ilk şeye, toplantıya geldim ben 29 Şubat'ta. 13 kişi imza etti. Benim oraya gelmemin sebebi şuydu. Ben oraya geldim, kitapçıyı alayım da 15 gün çalışayım dedim. Benim amacım oydu. Yani ben ama oraya... Kitapçıyı da alamadım. Kitapçıyı da alamadım. Kitapçıyı da vermediler mi? Bir dakika, işte onu anlatıyorum. Bir sene önceki mali kongreye de geldik, 3 kişiydik. Bakın 3 kişi. Hep bunlar benim kafamda kurguladığım şeyler. Geliyorum ki, hazırda kimse gelemeyecek biliyorum. Bunu biliyorum ben. Kitapçı alayım. Bakayım, bilgiler edineyim de bir şeyler yönetimden gelenler olur. Onlara da sorular sorayım. Bir şeyler kapayım. Kitapçıyı vermiyorlar Remzi Bey ya. Ya böyle bir şey olabilir şeffaf, mi? Sen oraya çoğunluğun gelmeyeceğini nereden biliyorsun? Sana vahiy mi indi? Yani nereden biliyorsun sen bunu? İşte görünen köy kılık istemez ya. Hep böyle olmuş ya. Gelmese dahi, bakın evet, nasıl utanç verici bir şey anlatacağım. Gelmese dahi orada kitap çık. Orada 50 tane 100 tane bulundur. Bulundur, ver. Ben tabii geldim. Şimdi ilk toplantıyı anlatıyorum. Geldim, ya dedim bana bir şey verin. Kılavuz, kitap çık. Yaptığınız şeyi, çalışmayı verin. Ondan sonra Serdar Bey daha hazırlamadı dedi. Ya bakın, görüyor musunuz? Daha hazır olmadı, üzerinde çalışıyoruz dedi. Başkana sordum. Başkanın da cevabı şu. Eskiden nasıl oluyorsa
Biz de büyüklerimizin aynısını yapıyoruz. Nasıl olduysa aynısını devam ediyoruz. Kitapçığı 15'inde alırsın dedi. Ben de yani ne yapacağım, zorla şey yapacak halim yok. Tabii ya. Başladım çalışma ama ne elimde bir şey yok. 26 Şubat'ta 26 Şubat'ta web sitesinde yayınlandı. İşte 4 sayfa aktifler, pasifler, ikişer sayfadan 4 sayfa. Onlar yayınlandı. Onları internetten indirdim. Alıyorum ama o bilançoyu almak lazım. Orada da yok dedim. Benim istediklerim yok dedim. Yok. Alıyorum şey yok. Şey eksik bir sürü şey. Bir sürü çalışacağım. Kafama takılıyor. Hadi dedim yine bunlarla bir şeyler hazırlayayım. Bu sırada bu koronavirüsü çıktı. Evet. Nasıl olsa dedim bu iptal olacak büyük ihtimalle. Veya ertelenecek dediğiniz gibi. Ertelenecek dedim bıraktım. Sen son gün, bu korona şeysi yüzünden son gün, artık bir gün kalmış, hatta öğleden sonra web sitesinde yayınlandı, mali kongre olacak diye. Onu da son anda fark ettik. Tabii, olacak diye. Hatta ben mesaj yazdım yetkililere, olduğu zaman bana cevap verin diye. Tamam dediler. Ben web sitesinden öğrendim, bir arkadaşlarımız falan mesaj etiketlemişler falan beni, oradan öğrendim. O kadar kısa bir zaman kaldı ki nasıl ben bakın şu önümdeki evraklara. Yani öyle kolay değil bu işte. Sabahın 5'ine kadar çalıştım bakın. Bakın bu kendimi böyle şey yapmak için, övmek için söylemiyorum. Yani yapılan işlemi anlatıyorum ben. Tabii ki orada kürsüye çıkıp bir şeyler konuşacaksın. Tabii, bilerek konuşmak. 5 dakika konuşmak için düşünün. Zaten hep kestiler konuşmanızı. Yani 5'e kadar çalıştım. 3,5 saat uyudum. 9'da tekrar kalktım. Hazırladıklarımı filansiski aldım, ofise gittim, print aldım ve saat 12 falandı, şeye vardım, Merinos AKM'ye geldim. Sayın hocam, programdan önce 447 milyon borç var diye açıkladılar. Ama siz dediniz ki programa inandırıcı değil dediniz. Ya şimdi bir muhasebeci... Bunu nereden hani çıkardınız? Ya ben hesap makinesi de getirdim buraya. Ben hep o hesap makinesi gezmem. İnandırıcı değil derken Melih'cim, daha çok mudur, daha az mıdır tabii diye. Tabii ki daha çoktur. Tabii ki daha çok. Daha az olsa çeşke. Şimdi bir muhasebecinin görevi öyle lafla, benim borcum 2 liradır, 5 liradır. Siz mali konularda kendinizi bir tanıtın isterseniz. Yani o olmaz Melih yani böyle bir şey. Muhasebecilik yapıyorsunuz değil mi? Ya şimdi şöyle bir şey, ben mali uzmanlığını anlatırsan iş hayatına 86 senesinde özel bir şirkette aynı zamanda Bursa Hürriyet Gazetesi'nin bölge müdürü Tayfun Aygar'ın kardeşi rahmetli oldu. Evet, rahmetli. Evet. Onu da almış olalım. Siz de arkadaşıymışsınız. Çok, ben bugün öğrendim. Yıllarca arkadaşlık biz onların. Evet. Kenan Akler, o evet, ikisi de rahmetli oldu. Aziz Bey. Kemal evet. Bey, hepsi. Mali konulardaki uzmanlığınızı bir anlatırsanız. Ha, 86 senesinde iş hayatına atıldım ben. Karacabey'de. Bakın nasıl tesadüf. O yüzden sizi tekrar tebrik ederim. Karacabey, Uluabat Köyü benim için çok önemli bir yeri vardı. Evet. Ben Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum önce, onu anlatayım. Hocalarım, çok iyi hocalarım vardı, muhasebe hocalarım vardı. Ali Sertürk, profesör. Biliyorum ben bunun talebesiyim. Ali'si biliyorum. Yani Eren Kotar rahmetli, ben bunların talebesiyim. Gerçi ben İktisat Fakültesi mezunum ama Bursa Ticaret Lisesi'nden mezun oldum. Bursa Ticaret Lisesi çok önemli bir muhasebe eğitimi veren bir Bursa'nın en önemli okullarından birisidir. Sonra Uludağ Üniversitesi'ne gittim. Bitirdikten sonra 86 senesinde askerlikten sonra, yedek subaylıktan sonra özel sektörde en alt seviyeden muhasebe elemanı olarak işe başladım. Ama bir sene sonra şef oldum, müdür oldum. Sonra tabii işler bize hafif gelmeye başladı. Artık işi kavradık. Teftiş kurulu başkanı oldum. Teftiş kurulu başkanı olduktan sonra da artık işler yormaya başladı. Ben bunlardan sıkılmaya başladım bazı. Bursa Sporlar da bizden sıkılmaya başladı. Mevzuya girelim de neydi yer onu yani, açıklayalım. Remzi Bey sorduğu için. O yüzden biz Bursa Spor'a girelim mi? Arkadaşların uykuları gelmesin, hep tüketecek. Oradan işte birikimim oradandır. Ve senelerden beri de teftişle ilgili, denetimle ilgili işim denetimdir benim. Hesap uzmanı. Hesap uzmanı yani, Mehmet Şener Bey yazıyor burada. Yani ne derse desin şey. Benim bir kulağımın arkası kalmadı. Yani ben bilançoya baktığım zaman onun ne kadar
samimi olup olmadığını artık bakarken anlıyorum ya. Zaten yani, 4 ay yok değil mi? Son 4 ay yok. Yani bakarken anlıyorum. Peki siz mikrofona geldiğiniz zaman dediniz ki mali kongreler transferden önce yapılır. Ara transferden önce. Yok öyle demedim. Şimdi şöyle. Tüzük gereği ilk toplantı tarihimiz ne zaman? 29 Şubat. Evet. 2,5 ay öncesinin hesabı getirilir buraya şey ediyor. Mali kongrede diyor. Arkadaşlar o tüzük yapılırken bence yanlış yapılmış. 2,5 ay öncesinin hesabını ne yapayım ben ya? Ne yapayım 30 Kasım'ı? Hatta başkana da söyledim. Büyüklerimiz eskiden nasıl devam ettiriyorsa aynı şekilde devam ettiriyoruz dedim. Bir kolay var. Veririz bir dilekçe. Şimdi tüzük değişikliği. 30 Kasım'ın bakın burada 30 Kasım yazıyor. 23.6 da Ali Ay'ın devrettiği şey tarih. Şimdi orada kürsüde dedim ki 30 Kasım tamam tüzük gereği bu da ama bunlar benim için bir şey ifade etmez. Bakın evet. Aralık ayı muhasebeci için o kadar önemli bir aydır ki kapanış hesapları var olur. Ocak'tan Aralık ayı çok önemli olduğunu söylüyor. Aralık ve kapanış tasdiği o tarihte yapılır yani şirketlerde. Doğru. Tabii. 31.12 geriye dön. Ben şimdi 30 Kasım'ın hesabını aldığım zaman Aralık ayında düzeltme kayıtlarını yaparlar. Şimdi kimse üzerine alınmasın. Ben bir sürü makyaj usulünü bildiğim için. Şimdi benim konuşmalarımı belki de Aralık ayında yapacaklar. Aralık ayında düzeltecekler. E kardeşim ben Ocak ayında ara transfer yapmışım. Ara transfer yapmışım. Kaç tane? 5 tane mi? 5 tane oyuncu alındı. Oyuncu alındı. Ben onların maliyetlerini bu bilançoya eklenmeden gördüm. Ne manası var ya bunun? Ne yapacağım ben bunu? Ne yapacağım? 400 kaç dediniz borç? 447 milyon. Ben niye burada 400 topluyorum 396 milyon? İnanınız iyi olmadığını söylediniz. Onun için bu konuya girdim ben. Yani buraya topluyorum. Bir yerlerden birileri 447 milyon borç diyor. Kardeşim ben gözlük takıyorum. Bak büyüteç de getirdim buraya. Bak böyle. Bakıyorum. Topluyorum. Hesap makinemde var. 396 milyon. Toplayalım beraber. Buyurun. 30-11-2010 kısa vadeli borçlar yok, arkadaşlar. Yok o kadar uzar o şimdi. 283. Sonuçları. 283. Uzun vadeli borçlar. 113. Topla. Kaç? 396. Ne? Bu 446'yı kimden neresinden çıkartıyorlar? Şimdi yani. Remzi abinin dediği gibi 447 milyon, 547 milyon olmasın? 50 milyon fazlalık mı? Ya peki Remzi Bey, size kim söyledi bunu? Neyi? 447'yi. 70 milyon avro diyorlar. Ben işte ben, yapılan şeylerden... Ben bugün ben kendi gazetemde, Yeni Marmara gazetesinde bunu yazdım. Yazdınız da bilançoya bakıp da ki onu kim söyledi size peki? Oradan şeyler yöneticiler. 447 milyon borç var. O zaman şöyle yapmanız lazım. Ama bilançoyu vermiyorlar ki. Nasıl var ya işte. Biz bunların şeylerini yazmıyoruz. 447 milyon borcumuz var diye. 446 milyon bilmem kaç. Denetleme kurulu açıkladı. Şimdi bakın şundan kaynaklanmış da olabilir. Bakın ama bunlar yanlış şeyler. Şimdi burada euro, dolar olarak borçlar gözüküyorsa da doğrusu bu gözüküyorsa da bunları 30 Kasım itibariyle değerleme yapmaları lazım ki yani oradan fark da ciddi çıkmış olabilir. Fark oldu tabii. Yani oradan çıkmış. Evet. Peki şimdi Remzi abi demek ki kongre üyelerinde bunlar tamamıyla anlatılmıyor demek ki. Bak şimdi Melih Bey bunları bilmese diğer kongre üyeleri bunları bilmiyor. Bilmem ama. Veya şöyle denmesi lazım. Bilanço okumak başka bir şeydir. Melih gibi ya, böyle. Evet. Şimdi veya şöyle denmesi lazım. Şöyle. Ya bir de ben üzülüyorum böyle sunu yapıyorlar projeksiyonla böyle. Bir de projeksiyon da bozuktu. Gözükmüyordu bir şey rakamlar da göremiyordum. Zaten bakmadım. Sinirlendim. Ya şöyle demesi lazım. Siz bilançoda böyle böyle gözüküyor ama şu sebepten dolayı aslında bu budur demesi lazım. Evet. Onu da demiyorlar. Ya ben şey miyim ben? Kimse bir şey konuşmuyor ki hocam. Sihirbaz mıyım? Ben bunu yok konuşuyorlar. 26 milyon para verdim diye onu konuşuyor sadece. İşte onu birazdan ya ona da geldim zaten. Şimdi ya. Melih Bey sonuna kadar izledi. Ben kavga başladı ben çıktım zaten. Yani bakın ya bir de şu var. Şimdi 5 dakikada yetmez bana kürsüde.
Onu demek istiyorum. 5 dakika yetmez, 10 dakika yetmez. Yemin ediyorum bakın benim bunu konuşabilmem için ben müsaade etsiniz sabah kadar sağ konuşurum yani bunu. Uykusu gelir arkadaşlarım belki de. Ama bu hesap biz kitap de, işi. Biz de zaman içerisinde bu fırsatı yani size veriyorum. Zaten en azından özünü konuşuyorsunuz. Yani yanlış bir şey de o varsa, yanlış bir şey de varsa ben burada kürsüde konuşurken bir yöneticinin veya işte denetçinin çıkıp kürsüye cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Burada Mera Eder yanlış söylemiştir. Şuna görmemiştir. Şunu şöyle yapmıştır. Hayır. Burada bak burada bir sürü mesaj geldi. Mali Kongresi Merih Aydın'ın gözlemleri çok güzeldi. Mehmet Saylanoğlu. Ya güzeldi. Teşekkür ederiz. Tamam. Allah razı olsun da ben övgüyü hak edecek bir şey yap. Benim mesleğimdir. Hayır ben ama, Sedat Bey gibi tekniğe girmem bak. Herkes kendi işini yapacak. Kesinlikle. Herkes kendi sanayici. Şimdi ben anlamam. Kendi övgü falan yani onlar bir kenara. Ama siz özünü hani yakalamışsınız. İşi de biliyorsunuz. Bunları konuşmak, anlatmak kürsüye çıkıp i̇şte kötü ben, bir şey değil. İşte oradaki insanlar bunu bilmesi lazım. Bursa Spor taraftarı biz size bir şey söyleyemeyiz. Biz dinlemesini sevmiyoruz, bilmiyoruz. Bursa Spor taraftarı benim canımdır. Benim canımdır. Ben onlar için maddi hiçbir... Bana deseler ki... Zaten taraftar olmasa bu... Abi, bana deseler ki al bu hesabı sana 10 bin lira para, şunun bir kontrol edesin. Vallahi uğraşmam bak. Doğru söylüyorum. Yemin ediyorum uğraşmam. Doğru söylüyorum. Uğraşmam. Sayın Başkan, şimdi Bursa Spor'un mali tablosu ortada. Melih Bey de zaten her şeyi açık açık daha anlatacak. gösteriyor. 447 milyon. Siz 1,5 ay önce buraya gelmiştiniz, demiştiniz ki bu takımı ayağa kaldırmak için masaya 200 trilyon para şart dediniz. Başka türlü çevrilmesi çok zor. Hala bu gözlemler... Tabii. Şimdi sahipleri arkadaşımız uzman olarak çok güzel. Bunun inandırıcı olmadığını, rakamın daha büyük olabileceğini söylüyor. Ben o anlamı şeyden de çıkarıyorum. Bu denetçi arkadaşımız ne diyor? Eğer biz bu ligi atlayamazsak diyor. Bu ligdeki gelir 30 milyon civarında. Öbür tarafta 120-130 milyon. Biz bu ligi atlayamazsak Bursa Spor'un faaliyetlerinin devamı mümkün gözükmüyor diyor. Şimdi arkadaşa ben bir soru daha soruyorum. O zaman onun başka bir bildiği de var. Demek ki. Şöyle. Denetleme kurulu. Bildiğini söyleyeyim. Tabii ya. Tabii. Şimdi şöyle bak. Ben arkadaş şu soruyu soruyorum. Peki ki bir arkadaşımız ismi ne denetçin? Serdar Güllülü. Serdar Güllülü Tayfur kardeşim. Güllülü. Ben sana bir soru soruyorum. Gelecek yıl biz birinci lige, süper lige çıkarsak bizim şu andaki takımımız bu ligler için dahi yetmiyor. Bu lig için yetmiyor. Bak ben size söyleyeyim. Bize bu takımdan sadece Seyşu Süper Lig'de iş yapar. Bizim Bursa'dan gelen genç çocuklarımız kademeli olarak yetiştirilmek 5'er 10'ar dakika Süper Lig'de oynatılarak birkaç sene hazırlanabilirler. Geri kalanı Süper Lig'de iş yapmazlar. Bu ligde de iş yapmıyoruz. Yani çok şey yani buraya göre üstün bir takım değiliz biz. Üst taraf için iyi takım i̇yi olmadığımız net. Şimdi gelecek yıl bizim en az 10 tane adam almamız lazım. Evet. Bugün dünya liglerinde iyilerin kötüsü bak dikkat et. İyilerin kötüsü iyileri 5, 10, 15, 20, 30 milyon, 50 milyon euro gidiyor da iyilerin kötüsü minimum 1,5-2 milyon euro maliyetli. 10 tane adam 20 milyon euro. Bunun altında alırsan ligde kalamazsın bak ligi gör cehennem gibi lig. Evet doğru söylüyorsun. Zaten senin gelirin şimdi orada bir şey var bak. İnce bir nüans var. İnce bir durum var. Sen 100 milyon gelirin artacak, 100 milyon oraya harcayacaksın. 100 milyon gelirin artmazsa bu takım sportif faaliyetlerine devam, Bursa Spor faaliyetlerine devam edemez diyorsun. Aldığı 120'yi oraya verirse gene devam edemeyecek o zaman. Evet doğru. Yani başkanın sormak istediği devam edebilecek miyiz birinci lige çıkarsak diyor. Tabii şimdi anladın değil mi? Diyor ki birinci lig çıkmamız lazım. Çıkamazsak diyor. Abi bak. Başkan da diyor ki çıkarsak devam edebileceğiz mi diyor. Eğer biz çıkmazsak bugünkü gelirlerle kalırsak Bursa Spor faaliyetlerine devam edemez. O zaman şimdi Serdar Bey'den mesaj bekleyelim. Bak aynı yere geliyoruz. Evet. Cevat şöyle.
Biz seneye 100 milyon civarında gelirimizi arttırırsak bizim zaten 100 milyon üzerinde transfer yapmamız lazım. Bizim gelirlerimiz hiç artmamış gibi olacak. O zaman nasıl Bursaspor faaliyetlerine devam edecek? Evet. Soruyu anladık mı? Anladım. Bir de timsahlar orada var bekleyen parayı. Timsahlar var bekliyor. Onlar alacaklar parayı. Onlar evet, başka. Yani böyle bir durum var. Bir de hani Bursaspor'la ilgili birkaç şey söyleyeyim. Benim gördüğüm birincilikte şu anda bulunan takımlardan 10 tanesinin oyuncu nitelikleri birbirine çok yakın canlar. Çok yakın oyuncular. Evet. Üstün takım yok. Biz de üstün bir takım değiliz onlardan. Dolayısıyla işte bir adım ileri, iki adım geri, bir adım ileri, iki adım geri. Onlar da kötü olduğu için onlar da bize çok davetiye veriyorlar. Ha, buyurun, buyurun. Ya siz alın gidin hadi. Ama yok. Gidemiyor. Yok. Çünkü onların oyuncularını aşan oyuncu yok elimizde. Elimizde. Çok nitelikli şimdi oyuncularımız yok. Sedat Hocam güzel bir örnek verdi. Ortada, orta sahada öyle yönlendirecek bir adamımız yok. İşte her yerinde bir şey eksik demek ki böyle oluyor. Olamıyor yani, yoksa Bursa gibi bir şehir ya. Ya ben inanamıyorum. Bursaspor küme düşer. Bursaspor küme düşer mi? 600 milyon borç yapıp ya. Ha bak şimdi biz 80'li yıllarda yaptık, sıkıntılar oldu orada ama bebelerle oynuyoruz. Biliyorum abi. 17, 18, 16 yaşında çocukları koyduk. Bursaspor'un geleceği onlardaydı. Evet. Daha sonra bozuldu gitti, bizden sonra gelen arkadaşlar bozdu o düze. Ama sen hem 600 milyon borca sokacaksın. Hem de küme düşer. Küme düşer. Olur mu ya? 600 milyon para harcamış bir Bursaspor şampiyonluğa oynar. Sadece şampiyonluğa oynar. Yani eyvah Bursaspor'la bu hafta maçım var, yandım anam diye bağıracaksın herkese. Vallahi bir doğru şey. Küme mi düşer? 600 milyon borç yapmış takım ya Bursaspor. Ya ben şunu ifade edeyim. U21 takımı Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye şampiyonu. Bir tane futbolcu çıkmaz mı ya? Yani şimdi burada bu şimdi tezatlı... Remzi abinin tespitleri çok oldu. Bak, aynı şeyi şimdi, oraya geliyoruz. Remzi abi, aynı şeyler. Bakın Remzi abi kaleci Bespor'u şampiyon yaptılar. Ama maçlar oynanırken futbolcuyu da takip ettiler. Gelecek yılın da takımını yaptılar. Hedef koymuşlar zaten şampiyonluğa. Bak ne güzel mantık. Ben burada bir şey sorabilir miyim başkanıma? Şimdi 600 milyon borçtan bahsediyoruz. Diyor ki 600 milyon harcarsam yani bırakıldığı zaman 600 milyon da borç. Şimdi arkadaşların iddiası şu. Ben diyorlar ki biz elimizdeki bir takım oyuncuları tasfiye ettik. Oralardan yaptığımız tasarrufla buraya indik diyorlar. O dönemde 600 milyondu bizim borcumuz. Evet. Mesut Bey yönetimi aldıktan sonra bir açıklaması vardır zaten. Biz burada bir televizyon programında bu kongreye yakın 550 milyon lira civarında borç çıktığını benimle beraber olan arkadaş, biz de bir şeyler yapmaya uğraşıyorduk ya. Vazgeçtiklerini söyledim. Dolayısıyla yapamayacağız dedim. Daha sonra Mesut Bey'in ben bir beyanatını gördüm. Ya borç 600 milyonmuş dedi. Evet. Ben şimdi şunu sormak istiyorum başkan sana. Bizim arkadaşlar diyor ki bu senenin bütçesi şöyle böyle bir 60 milyon var. Var değil mi Merih Bey? Ne? Bu senenin gideri bir 60 milyon var değil mi? Fazla ya. Bak 60 milyondan da fazla. Ben 60 milyon olarak kabul ediyorum. Şimdi Karacabey Birlik Spor 2. lige çıktı. Çıktı mı önümüzdeki sene? 2. ligde bir sene kaldığını farz edelim. Bir sene de öbür ligde. 60 milyon lira Karacabey Birlik Spor'da para olursa 1. lige çıkar mı? Belediye Spor. Şimdi 2. ligde bir takım, borçsuz bir takımı alalım. Yani ben Bursa'ya bunu taahhüt ediyorum. Bursa da tabii destek verecek. 60 milyon lira toplam, yani 2. lig ve 1. ligde toplam 60 milyon lirayla 1. lige, Süper Lig'e geliriz ve borçsuz bir takım olur. Borçsuz bir kulübe olur. İşte sorum yani şöyle bitireyim ben bunu. İbadetle ticaret sakal altından geçer, beyaz kepen pamuk tarlasına zarar dokunur. Neden? Köpek de beyaz, tarla da beyaz. 60 milyon lira 2. ligden 1. lige çıkıyor, 75 milyon lira para harcıyor, çıkamıyor. Ben 26 milyon verdim. Verdiğiniz el aldıklarını da söyle de bilelim. Açıkla başkan, şeyleri açıkla, formaları açıkla. Beto Soy'u açıkla, kim ne verdi bilelim. Şimdi zaten oradan bir miktar para geldi. Onlarla gene dönüyoruz, dolaşıyoruz. Belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı. Veriyorlar. İbrahim Burkay. Hakikaten. Yardımcı oluyor. Hani nereden baksan 5-6 milyon para topladılar. Topladılar. Ama o insanların da, yani o insanların da birebir para verme şeyleri yok. Ama ben hani bilmiyorum ama Ali Nur Aktaş'ın şu Bursa Spor'a yaptığı güzellik kimse yapmamıştı. Tabii. Diğer belediye gerçekten başkanları yaptı ama bu Bursaspor'u ne hale getirdiler? Ali Nur Aktaş gerçekten yaptı.
Trabzonspor'un iyi olmasını isteyen bir belediye başkanı. İnegöl Spor'da yaptıkları zaten belli. Yani bu işi seviyor. İşte çok çaba sarf etti. Hani Alinur Ateş'in bak göremez. Kim ne desin? Zaten sporun içerisinde ve sporu seven bir belediye başkanımız. Evet. Yani İnegöl'de de amatör takımların hepsine de ve destekleyen. İnegöl çok seviyor Alinur Ateş'i. Destekleyen. İnegöl'de hemen hemen bütün amatör takımların idman alanları var, idman sahaları var. Nemzat yani. Burada da bak, bakıyorum ona forma veriyor, böylekine bilmem araba veriyor. Veriyor, katkısı var yani. Burada spora da var. Olmaz hani bir tartıyı açtıramıyorduk ki. Kesinlikle açtıramazdık. Tartıyı açtırdı. Alinur Başkan'a buradan selamlar, saygılar diliyorum. Hocam, Bolu Spor maçıyla ilgili. Az konuştun sen bu akşam. gerekli uyarıları yaptık yani. Defansın ne olduğunu, orta sahanın ne olduğunu, hakeme değinmedim belli ki. Hakem kesinlikle o pozisyon penaltı. Yani onun... Şimdi son haftalarda bakıyorsun, hakemler bizim üzerinde mi oynuyor, biz mi hakemlerle oynamaya çalışıyoruz? Bilmiyorum ben. Hakemler çok bu sporu çok şeyini yok etti yani, sildi. Hakemler yüzünden kaybettiğimiz değil puanlar var. Var, değil mi? Şöyle bir Erzurum maçından bugüne geliyor. Var. Yani sezon sonuna baktığın zaman kazanan ve kaybeden şeyler hemen hemen aynıdır. Yani diğerleri de kaybediyor hakem yüzünden. Diğerleri de kaybediyor hakem. Orada yüzünden. Bir eşitlik oluyor sonra. Eşitlik sonunda birkaç maç senin lehine hata oluyor. Ama o denge. Sedat Bey, bize hiç lehimize ne verilen bir şey gördünüz mü? Ya yani olmayan bir gol bize verildi mi hiç? Veya olmayan bir penaltı aldık mı? Aldık. Geçen hafta Everest Cup'ta Selezno battı kendileri. Penaltı değildi bence. Hakem verdi. Öyle hangisi? Değil mi? Hangisi? Everest Cup'ta burada aldı penaltı. Ben hatırlamıyorum. Penaltı değildi abi. Selezno kendini attı. Penaltı verdi. Değildi. O ayrı bir şey. Hakemlerle oynamaya hiç gerek yok. Sen Bursa Spor'sun kardeşim. Bu takım evet. Gitmişsin. Akhisar'ı yenmişsin. Erzurum'u yenmişsin. Adnan Demirspor'u yenmişsin. Atay'ı yenmişsin. Sen gidip de her zaman bu böyle bak. İkinci, birinci ligde oynarken de Bolu'ya gidiyoruz, atlama maçımız ya puan alacağız, 3 tane yiyoruz geliyoruz. Kardeşim sen Bursa'da Eskişehir'i yenemiyorsan, İstanbul Spor'u yenemiyorsan, Bandırma'yı, Balıkesir'i yenemiyorsan kapat dükkanı ya. Kapat şimdi, dükkanı ya. Bu kadar sinirlenme. Ne sinirlenmeyeceğim, düşüyoruz. Dulahane'ye gidiyoruz, Dulahane'ye, Bursa Spor Dulahane'ye düşüyor. Ama çok da ceza yiyoruz ama. Yemeyelim. Neden yiyoruz? Bağırırsan, küfür edersen yersin. Bangurlu Murtanana Bulgur Antalya'ya gidiyoruz, Akdeniz keyfi, Bodrum keyfi, 100 bin lira çat. Nasıl olacak bu iş? Gelir yok, ceza boyuna gelir var canım, gelir olmaz mı gelir, forma satışları patmadı, 20 milyon şeyden geliyor Beytoso'dan. Sağ olsunlar, çok açık açık her şeyi söylüyorlar, biz de biliyoruz. İbrahim Üzülmez ne diyor geçen hafta açıklamasında, diyor ki Bursa Spor'un borcu varmış, kim aldı bu paraları diye soruyor, antrenör soruyor, antrenör sormadı mı açıklamasında? Nereden bu kadar para geldi? Kim aldı bu parayı diyor? Antrenör onu kesinlikle doğru işte açıklamasında söylüyor. Ben şimdi söyleyeyim size. Çok büyük hata yapıyor. Ama söylüyor. Ne demek istiyordu biliyor musun? Biz bu kadar büyük para almadık diye. Bu paralar bir yere gidiyor diyor. Bakın ben bu konuşmamda onu söyledim zaten. Dedim ki siz dün de söylediniz bunu. Evet. Bursa Spor'umuzun teknik direktörü İbrahim Üzülmez İstanbul Spor maçı öncesi yaptığı konuşmasında önce hakemlerden şikayetçi oluyor ve devam ediyor. Bursa Spor sözü şu. Bursa Spor camiası birlik beraberlik içinde olsun. İleri gelenleriyle birlik beraberlik içinde evet. Olsun. Bu hafta maça gelin. Bursa Spor'umuza sahip çıkın. Bizler bugün varız. Yarın yokuz. Bursa Spor asıl olandır. Her hafta bunu anlatmaya çalışıyorum diyor. Bakın şuradan, bak şimdi evet, dediği gibi. Evet. Geldiğimiz bu takım borç. Nereye gitti bu kadar para yahu? Bunları söylerken üzülüyorum. Belki ben de eleştirileceğim diyor. Bakın aynısı. İbrahim Hocam bu taraftarları zaten takımı her zaman sahip çıkarıyoruz diye ben devam etmişim konuşma. Bu para yani, nereye gitti diye soruyor. Şimdi bu parayı teknik direktör soruyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Ben de hatta kürsüde dedim sadece para gitmedi, araziler gitti dedim, benzinlikler gitti, otoparklar gitti dedim. Yani bunu teknik direktör söylüyorsa
Var bir şey. Başkan biraz kendine bu kulüpte bir şeyler var. Evet, tabii var. Ki yani. Her gittiği yere valiz gibi İbrahim'i götürüyor yanında. Belediye başkanını da onu götürüyor. Vali onu götürüyor. Senin başka yerde, başka yerde şu demeci veren bir teknik alan. 5 dakika duramaz. Şimdi burayı kastetmiyor ama orada anladığım kadarıyla. Bugünkü yönetimi değil, bundan önceki. Hayır, hayır. Yani borç yapılmış ya. Ama borcu yapan eder, burası değil, burası düşürdüğünüz iddia ediyor. Ama başkan orada kelime var. Geçmişten gelen borçlar var. Bu para nereye gitti diyor, soruyor. İşte geçmişte yani bu kadar büyük borç nasıl olmuş onu soruyor. Olabilir. Ama olsun Remzi Bey, yönetimler birbirinin devamıdır. Bir teknik direktör böyle bir şey söyleyemez. Tabii, söylese dahi. Biz nasıl ki onun istiyor. İçine karışmayız dedik. Onlar da yönetimler bu kadar söylese dahi şunu yani. Söylemek istiyor. Bana göre futbolcular primlerini alamıyor dedi. Aynen öyle. İki maçta geriden geliyorlar. Tabii, bence bu. Bunu söylemek istiyor. Onu söylemek istiyor. Evet, yani, şimdi bir başka beyanatını gördüm ben onun. Bir maçtan sonra, Ankara'daki maçtan sonra galiba. Maçı kazandı Bursaspor. Dedi ki biz sahadaki işi yapıyoruz. Osmanlı maçı. Yönetim de saha dışındaki işleri yapsın yani. Evet. Parayı bulsun. Maddi işleri halletsin anlamında. Demek ki yani buradan anlaşılıyor ki bir sıkıntı var. Hukukuyu alıyoruz. Yani bir sıkıntı var. Zaten biz kaç seneden beri söylüyoruz, kokuyu aldık biz zaten. Evet. Hep söylediğimiz laf da bu. Ama bu son haftalarda alınan bu koku da yakıyor bizi şimdi. Her tarafı zaten, sardı bu koku. Şimdi zaten bugün seninle program öncesi konuştuk. Yarın açıklama yapacak TFF. Evet. Eğer açıklamalarında liglerin iptal olma şeyi var, durumu var. Ertelenme durumu var. Öyle bir şey olursa başka bir şey daha var. Büyük ihtimalle erteleyecekler galiba. Durum onu gösteriyor. Çünkü, bugün şeyleri de bugün, bütün gazino, bu geceden itibaren restoran, AVM'lerin bu geceden itibaren her taraf kapattılar. Kapanacak. Karar çıktı. Gördün mü? 12'den sonra yasak. İçişleri Bakanlığı'na öyle bir karar çıktı. Geç açılıyor, erken kapanıyor galiba. Evet. Şimdi evet. Tekrar Remzi abi size, sana geleceğim. Evet. Şimdi altyapılardan bahsettik. Zaten demin saydık. Bir Kemalpaşa vardı, İznik vardı, işte Kestel vardı. İznik vardı, Kestel vardı, Mudanya vardı. Buralarda Renault vardı. Tabii buralarda Merinos vardı. Bakarsan Tekel vardı, Demirtaş amatör, vardı. Yok. Amatör takımlardan eskiden. Amatör takımlardan bu Bursaspor'un altyapısından buralarda futbolcular dağılıyordu. Fakat şimdi tabi bu takımlar kaybolunca, gidince bizim futbolcularımız bir bakıyoruz Konya'da demin saydınız, bir bakıyoruz Sivas'ta, bir bakıyoruz bilmem nerede. Peki, şimdi Kemalpaşa büyük ihtimalle gelecek. Ballı günü çıkıyor. Çok ve uzun yollar. Kemalpaşa çok kenetlenmiş, bu işi bitirecek tahminim. Şimdi daha onlar süper amatörde, oradan süper maç yapacak yani. Süper evet. Amatör şampiyonası var yani, finalleri var. Öyleymiş. Playoff'lara oynayacak, oradan çıkacak, oradan sonra Bal Ligi'ne geçecek. Bal Ligi'nin minimum maliyeti ben sana söyleyeyim 2-2,5 milyon liradır. Bak minimum maliyet. Kütahya bu sene 6 milyon lira harcadığını söylüyor. Ama 6 milyon lirayla çıkma ihtimali. Yıldırım Belediyespor önünde. Ha, Yıldırım'ın çıkma ihtimali var. Benim Maltepe'de iş yerim vardır. Maltepe Spor'la onlar arkadaşlarım var orada. 3 milyon lira para harcadılar. Düşmemeye uğraşıyorlar. Evet, evet. O. Çok lanet bir ligdir o Bal Ligi. Onun için yani olur, nasıl olur, ne kadar zamanda olur, olur bu şeyler ama ne görmek zaman? Lazım. Ya adı gibi lazım. Bal değil. Bal değil vallahi, hiç zehir. Lanet zehir. Gülbahçe dünya para verdi, çıkamadı zaten onu kez lan. Gülbahçe düşüyor. Düşüyor. Yani. Yani Gülbahçe bir de şöyle, Gülbahçe veya başka bir takım. Bu en alttaki 3 var. Kırmızı çizgi diyorlar. Onun altında kalırsa şimdi, üsttekini de götürür. Ersoy Saitoğlu kardeşimiz demiş ki Ali Nur Başkan tatlı yer açtırdı. Mesut da takviye yaptı. Yani. Azıcık tamamladı gibi. Bravo, gibiler. Bravo. Teşekkürü hak etmiyor mu diyor. Tabii ki teşekkürü hak ediyor. Bu takıma sahip çıktı en azından. En kötü zamanda. Tabii canım. Gerçekten ya, ben Mesut arkadaşımızı takdir ediyorum. Hiç vazgeçmeden başından buraya kadar öyle ya da böyle sürükledi bunu. Evet. Çok ağır Bursaspor'un. Kesinlikle. Sizin bu ağır daha belki programları. Bu ağır yüke rağmen buralara kadar götürdü. Bunun için takdir etmek lazım. Ha, başarabilir, başaramayabilir. Başaramadığı için eleştirilebilir ama yük gerçekten çok ağırdı. Bunu bütün Bursa bilsin. Bu ağır yükün altından buralara kadar gelmek bile büyük başarı. Evet, doğru. Yani biz Mesut'a biz kötü. Başarı ama ben başarısızlıkken neden? Niye diye sorayım. Mesela buyurun. Sedat yaptın yani mahkemesini.
Bugün puan durumuna bakın. 6 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 3 beraberlik Bursa'da. Evet. Yalçın Kocakavak'la İbrahim'i karşı karşıya getirin. Yalçın Kocakavak 2 basamak daha üstte puan durumunda. E niye o zaman antrenörü değiştirdin? Değiştireceksen bunu değiştir. 6 maç, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 3 beraberlik Bursa'da. Şimdi onu şöyle değerlendirelim. Şimdi YK kısa adıyla söylüyorum. Ben Yalçın Kocakavak. YK kan uyuşmadı. Evet, kan uyuşmadı. Ben de seninle beraberim. Tamam yani. 27 puan topladı. Az puan toplamadı yani. Puansal yönden o gitmedi. Veya kan gönderilmedi. Kan uyuşmadı. Veya kendisi mi gitti artık orasını bilemiyoruz biz. Bizi de pek enterese etmez ama yaptığı demeçler, işte hep gene demeçlere geliyoruz ya, söylemlere geliyoruz. Yaptığı şeyler, Bursa sevemedi, tribünler sevemedi. Yani Bursa taraftarı da sevmediği zamanda hiçbir tane teknik adam duramaz. Bursa'da dayanamaz. En ufak bir başarısızlıkta tepesine binerler ve yok ederler yani. O açıdan bu haftaki mesela şeyin demeci o da bir enteresan. Ne diyor? İbrahim Hoca verdiği demeçte yaşlı bir takımız. Bunu zaten biliyor yani herkes. Ay, kim yaptı yaşlı takımı? Yani, yani? Kendi kendine öz eleştiri yapıyor. 5 tane ben, son dönemde alınan oyuncular zaten yaşlı. 5 tanesini sen aldın. Onun zamanında alınmadı mı? Evet. Yaş ortalamasını yükseltti. Kendi getirdi zaten bunu. Öz eleştiri yapıyor bir şekilde. Kendi kendine yani. 5 tane oyuncu da sen aldın. Kaleciyle asker arkadaşı tam asker arkadaşı oluyorlar. Kaleci onu söylüyorum hani kaleci biz. Bir kaleci aldı. 40 geçindi. İhraç ederken kaleci ithal ettik. Ya Bursaspor ya 4-5 tane kalecimiz vardı ve gurur duyuyorduk. Ataberk'i evet. Yolladılar değil mi? Yolladılar. Yani. Ve gurur duyuyorduk. Ataberk kiralık verdiler. Kiralık verdi. Nereye verdi? Bir yere verdiler mi ama? Bir yere verdiler, kiralık verdiler, gelecek Ataberk. Sene sonunda gelecek. Zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Mücadele ediyoruz. Bariz hatalarımız var. Bunlar bizim senin işin. Evet. Yani saha içi sorunları varsa saha içi sorunlarını halledecek olan sensin. Futbolda hatalar var ama şampiyonluk yolunda bu hataları yapmamalıyız. Bize inanmış, sonuna kadar inanmış. Şehirde sana güvenmiyor demişim ben. Futbolcularıyla devam etmek zorundayız. Sonuna kadar biz bu yarışın içinde devam edeceğiz. Verdiği demeç bu. Margarita şimdi burada kendine hiçbir tane pay biçmemiş. Ya futbolcuda aramış gene, ya yönetimde aramış, ya parasal sorunlarda aramış. Çünkü öğrendiğim kadarıyla maçtan evvel maça çıkmama durumları var. Yani o kadar bir şey şu Bolu maçı. Mali sorun o safhaya gelmiş yani. Gelmiş. İşte gelmiş olmanın getirdiği sıkıntı iyi anlatmak belki istiyor. Anlatamıyor. Dili de şey yapmıyor. Dönmek ters dönüyor. Ters dönüyor. Böyle bakarsak yani işimizin biraz daha zorlaştığını görüyoruz. Zaten kadro yetersiz. Yetersiz yani kadro. Kesinlikle. Kubilay sol taraftan. Yok kardeşim yok. Yani o Burak Kapacak doğru bir atılım yaptı. Selezno elinden geldiği kadar savaşan eden ama arka tarafta da onu yönetecek, orta sahayı toparlayacak bir şey göremiyorum. Oyuncu tipi göremiyorum. Ya bir tek ne olur işte şey iyi ki oraya monte etti. Zaten şey onun yeri orası. Orasıydı ama mecburiyetten sağ bekte falan oynadı. Hocam bizde böyle araya top açacak adam yok. Yok. Bizim Salih Fındıkkaya onu yazmış buraya. Bizim orta sahada araya top açacak bunu, adam yok. Bunu devre arasında söylemedik mi? Söyledim. Yani yapılan yapılması gereken zaten transferlerden bir tanesi kesin ve kesin takımı yönetecek.
Bir, işte hatta örnek ver Bataşa gibi. Orkestra şefi lazım yani. Aslında. Belüşi gibi. Yarkıvara yok dediler, olmaz işte belli bir şey aldı Fatih Karagümrük. Evet götürüyor. Götürüyor. Kim? Ömer Erdoğan. Şey, orta sahada oynuyor. Yarkıvara buzdan oynuyor. Ama orkestra Sedat abi ya şeydi. Bizde son zamanlarda bir çok durgundu. Oynamadı zaten. Yok, bizdekinin fazlasını oynamıyor ki burada. Parasal sorunlar vardı o dönem. He? Parasal sorunlar vardı. Eskişehir'den gelmişti. Evet. Atağını da Ertuğrul Sağlam almıştı. Futbolcuna bir şey diyemem. Al şeyi Karagümrük'ü götürüyor. Zaten. Gene gitmek, seyrettim. Kendisi istedi gitmeye. Yani bana göre kendisi istedi. Ya mutsuzsa, mutlu edemiyorsa futbolcu gider yani. Mutsuzdur. En doğal hakkı da o. Ne yapacak burada? Yok, mutlu değil. Mutsuz adam zaten sana iş yapmaz. Ondan bir, birkaç defa da oyundan çıkıyor. Yok, ben yani sadece onu söylemek istemiyorum. Evet. Onun tipinde öyle bir oyuncumuz yok. Bak, bakın şeylere. Defansa diğer takımlarda çıkarım. İlla bir tane var. Ama şimdi Remzi abi ne demin? Onlar bekliyor bizi. Biz yakalayamıyoruz. Demek ki aynı kapasite, hep aynı. Buyur ediyorlar. Lütfen siz buyurun için diye. Buyurun. Olmaz diyoruz. Biz buyurun. Siz evet, buyurun. Onu buyurun. Oynuyoruz yani. Aynen, siz buyurun. Biz buyuruna evet. Geldik. Evet. Şimdi yani yediğimiz gol neydi? Pardon, özür dilerim. Ya Sedat da yaptı aynı şeyi. Bir stoper sağlam olur ya. Ben eski stoperlerimizi biliyorum. Kemik gibi olur. Ya senin eski stoperlerin parayla oynamıyor dedi ki. Biyatici kaçalım dedi. Şey, yani. Biyatici diyorum. Seydici. Şey ne Seydici? Allah rahmet eylesin be. İmparatoru. Biyatici. Biyatici. Kaçaldım dedi. 40 bin dolar. O zaman kralı 100 bin dolar oynuyordu. Evet. Ya bir stoper tamam. Sağlam mı? Ben diyor koşsaydım diyor. Real Madrid'de oynayalım diyor. Evet öyle diyor. Sigara içiyor. Sedat hangi maçtaydı ya? Düştü şey. Düşünce gol yedik. Bu maçta da anladın. Şey maçında işte. Buradaki. Erdoğan maçında iki tane gol. Altay maçı. Böyle münferit. Şeyler. Erdoğan maçı dedi. Hatalar iki, iki hata ama iki sefer üstte gelince bana. Onu sen kompansiyon edeceksin, aşacaksın. Yani iki sefer üstte gelince. Yani ben şöyle söyleyeyim görüşüm. Bu Bursaspor'un elindeki kadro diğer 9 takım, 10 takım bana göre aynı seviyede oyunculardan kurulu. Diğer oyuncuların niteliklerini aşacak nitelikte değil. Dolayısıyla böyle ortada git gel git gel bakalım inşallah soru. Yani şans buraya güler. Şimdi şans buraya gider de biz bir şey yani nitelikleriyle Bursaspor bir üste gidemeyecek. O belli olur. Ben bir soru sorabilirim. Şimdi bugün bir saniye. Bugün bir şimdi programdan önce konuştuk. Emin Karaca arkadaşımız dedi ki ilk 3 lige çıkacaktır Süper Lig'e. Çıkabilir dedim. Çıkacak. Ha, çıkabilir dedi. Şimdi şöyle bir şey var. Bize de bu donayı nereden aldı? Yarın şey yapacakmış Spor Bakanlığı. UEFA ve FIFA ile 2020'nin ertelenmesi. Bütün federasyonlar ama. Bu esnada biz burada iyi de konuşuyorlar. Neden konuşuyorlar? Siz daha iyi bilirsiniz. Biriniz başkansınız, biriniz topçusunuz. Futbolcular maç başı ücretle oynuyor. Öyle oynamıyor mu? Euro ile oynuyor. Evet. 25 bin, 50 bin eurodan aşağı alan var mı maç başına? Yok. 6 hafta sen bunları oynatmıyorsun. Yani seyircisi de oynatıyorsun. Belirli bir şey var. Gider var euro olarak. Gelir yok. Bugün bir Fenerbahçe Galatasaray oynuyorsa 3 milyon hasılat yapar mı? Yapar. 6 haftayı vur arka arkaya. 9-18 milyon verecek mi? Vermeyecek. Yani liglerin ertelenmesi, benim aldığım duyum şey maç oynanacak, bu önümüzdeki yaptığım maçlar oynanacak, ilk sıralamaya bakılacak. Yok benim, nasıl? Benim aldığım hayır, duyum. Yok yok katıyor. O zaman düşen, beyaz sayfa diyor. Düşen takımlar kaç hayır, hayır. Olacak? Kaç takım burada olacak? Düşenler ne olacak dediği gibi. Başından, hayır hayır başından ilan edilmiş. Tabii. Bir şey var, statü var, kurallar var. Bu kurallar hayır. Dere sen şimdi üçüncü takım kural, için kural bu kuralı değişmez. Bozdun. Arkaya geri kalan takımlar da oraya gelebilmek için büyük paralar harcadılar. Büyük emekler sarf ettiler. O ilk altıda kalabilme. Onların hakkı ne olacak? O hakkı da korona virüsü şeyi için diyorlar. Ben öyle duyuyorum. Yok, olmaz o. Mümkün değil. De olursa imdadımız yetişiyor. Olmazsa biz mümkün yok, yok çıkamayız. Playoff'tan da çıkamayız. Olmaz playoff'a. Playoff. Lardan çıkanlar çıkacak. İlk iki çıkacak. İlk iki de olmaya aynen, çalışmak aynen. Lazım. Peki ben ikinize de sorayım. İkiyi de bitiremedik ligi. Playoff'tan çıkabilir miyiz? Ben biraz önce... Buyurun ikinize de sor. Biraz, ikinize önce, de onu, biraz önce onu soracağım. Playoff'tan çıkabilir miyiz? İlk ikiye giremez. Abi bak şimdi playoff o tip maçlar öyle bir günlük maçlardır ki o gün çok iyi olan ruh halin o gün çok iyi motivasyonunu sağlayan ekip çıkar.
Bir tur atlar. Bundan sonra iki maçta çıkıyorsun. Çıkabilir miyiz? Bence çıkarız. Sen ne diyorsun başkan? Demin için bak ben az önce söyledim. Biraz evvel söyledi ama. Oyuncu benim niteliği açısından. Geçen bu. Oyuncu niteliği açısından bizim rakiplerimize göre bir üstünlüğümüz yok. O günkü maçta maç şansı derler ya. Evet. Hakem şansı, gol şansı, işte futbol maç şansı. Şansı. Futbol şansı inşallah bizde olur. Öyle olursa olur. Yoksa bizim rakiplerimize göre bir üstünlüğümüz yok hep. Ben de yok diyorum başkan ama şöyle bir avantajımız var bizim. Ne avantajımız var? Bizim büyük takımlarla maçımız yok. Yani bir Erzurum'da bir üstümüzdekilerle maçımız yok. Altıdakilerle de yok. Yok şimdi oraya gelmiyorum. Parket oynanıyor. Sen altı hafta çık. Ya inşallah playoff'a kalmaz. Bırak ya. Şu ağzından çok tamam. Şeyleri. Yani şimdi başkan büyük takımlarla maçımız İkinci oluruz bizim. Gideriz işte tamam. Gideriz inşallah ikinci oluruz gideriz. İkiye gireriz. Bizim şeyimiz bu. Playoff'u hiç düşünmeyelim. Nasıl olacağız? Bursa Mestert takım gibi. Zahane Sedat'ın da gibi. İki adım geldi Erzurum bizi geç olmaz diyoruz. Eskişehir'e inip geçeceğiz ya. Bir adım geri gidiyoruz. İşte aldın ya. Tek kere geçecektik. Ama bak işte niteliği başkan, bu kadar. Başkan ne dedi anlattı. Kalite farkı yok dedi takım odası. Yok yok. İlk 10 takım aynı. Para varsa. Çanakkale geçilmez diyen gol yemiyor. Yemiyor. Sen de 60'ın golü. Çanakkale geçilmez yap. Kendisi ya şimdi bir Adana'dan bir spor maçını düşün. Oynadığımız evet, oyunu evet, düşün. Evet. Bir de dün günü düşün. Bir de Bolu maçını düşün. İşte Hatay, onu söylüyorum Hatay ben. Hatay maçı. Şimdi bu futbol böyle bir şey. Maçlar çok bak değişik. Şöyle maç. Şimdi benim dönemimde bir çok büyük başarılar oldu tabii. Hatalar da oldu. Başarısızlık olmadı. Çok da ciddi başarılı Bursaspor tarihinin rekorlarını kırdı. Bursa'da Şeker Spor'la oynayacağız. Şeker Spor tahmin ediyorum 18 puanı var. Yani ligde 40 puanla kalınıyor. 18 puanı var Şeker Spor'un son maç. Yani Şeker Spor 3 defa küme düşmüş. 3 defa. Zaten oradan sonra Şeker Spor yok oldu biliyorsun. Yok oldu, biliyorsun. Kayboldu. Evet. Hakan Kereş. Şimdi biz de oyuncular da onlar da öyle düşündü herhalde. Her şey garanti diye. Bana da Necat'la Sinan Bür Sparta Prag'da Almanya'dan dönmüş Çek bir santrofordan bahsediyorlardı. Hayır gelin onu gidelim izleyelim de. Biz garanti her şey. Doğru Şeker Spor. Ya Emin ben Sinan benim okul arkadaşımdır aynı zamanda. Okul takımında da beraber oynadık. O biraz böyle sıkılınca kızarır yüzü. Kızarır. Bu maç seyrediyoruz Sparta Prag maçını. Devamlı yüzü kızar aynı saatlerde mi? Allah Allah ben soramıyorum da şimdi. Belli ki çok kötü bir şey var. Devre arasında dedim Sinan ne oluyor? 4-0 ilk yarı. Zaten 17 dakika 3-0'muş. Takım dağılmış. Maç 6-0 bitti. Evet. Evet. Bursaspor yenerse UEFA'ya gidiyor. İstanbulspor altımızı alıyorduk. Biliyorum. Yenersek İstanbulspor bizim altımızda kalıyor. Cem Uzan'ın en hızlı zamanı. Dördüncü olacak takım 3 defa Türkiye Ligi'nden düşmüş takıma 6-0 mağlup oldu. Yani bu evet. Futbolcunun sahaya çıkarken 3 golü de Hakan Kereş attı. Attı. Futbolcunun sahaya çıkarken futbolcuların bir futbolcunun değil da yapısı, tabii. O bir şey var ya o havası. Yani ya ne olacak gibi veya bu hadi arkadaşlar hadi aslanlar bu işi yapacağız. Bambaşka şeyler bunlar. Evet bambaşka. Şimdi Adana Demirspor oradan çıktı ya. Adana Demirspor tabi burası işin ciddiyetinin farkında. Bütün gücüyle asılıyor. Çok güzel de paralar harcadılar. Tabi. Hayır bütün gücü yok. Bursaspor. Bütün Bursa gücüyle Spor. Asılıyor. Alıyor. Geliyorsun burada Bolu gibi küme evet. Düşmüş takıma Eskişehir. Eskişehir bana göre evet. Şeker Spor gibi olacak büyük aynen bir ihtimalle. Abi. Yani liglerden de gidecek onlar. O takıma 3 puan verdim burada. Evet. Evet. İşte onu söylüyorum. Bu oluyor. Futbolcuların psikolojisi o. Bir de şey parasızlık. Kaptanın dediği gibi bir maddi sıkıntı var yani takımda. Var tabii canım o kadar. Yani oynamamalarının sebebi bence maddi sıkıntı. Evet. Şimdi saatimiz geldi. Heh. Şimdi son tur yapalım. Sayın Başkan. Başkan. Tekrar maliye. Mali kongreye gelelim. Evet. Konuşamadıklarım vardı orada. Çok var ya. Hangi birini anlatayım? Sen bize kısa böyle. Şimdi mesela eksi 3 puan meselemiz var bizim. 6-9 olacak. Eksi 6 da bekliyorduk. Gelmedi. Muhtemelen önümüzdeki sene inşallah olmaz da. Şimdi bu eksi 3 puanın neden olduğu ile ilgili
Başkan bundan önceki bir toplantıda bunu daha sonra anlatacağım demişti. Evet, bu hala evet. Bu eksi 3 puan. Askılı. Askılı. Askılı hala söylemiyor. Muhtemelen topu ayağa atacak. Bilemiyorum. Bilmiyorum. Onu söyleyecektim. Yeniden zirveyle ilgili biraz önce konuştuk. Remzi abi söyledi 360 milyon, 340 milyar mı toplamış? 380 bin lira şey için işte. O SMS kampanyası. Bununla ilgili ne kadar para toplamış? Için de yeteri kadar toplanamadı. Bununla ilgili ben benim, tam 5 milyon. Benim 5 duyduğum milyon 5'ten 6 milyon. Ama artık. İşte ya benim duyduğumla olmuyor bu işler. Yani bunu bir yetkilinin söylemesi evet. Lazım. Hatta web sitesinde bunların listesi yayınlanacaktı. Benim bildiğim o. Yani bunlar niye yayınlanmıyor? Bunlar gizli bilgi değil ki arkadaşlar. Ya bu söylendi yani. Niye açıklanmıyor? Bunu en güzel Faruk Çelik yaptı. Milletvekili döneminde. Evet. Bakan da o zaman. Bir günde 7 milyon. Ne kimden para aldı? Hepsini açıklattı Faruk. İşte ben hatta Faruk Çelik, Sayın Faruk Çelik buraya geldiği zaman dedim başkan tekrar şu taşın altına elini koy dedim. Kimle koyayım dedim. Kimse yok ki dedi. Doğru söylüyorsun. Ve onun gibi bir insan lazım gene. Şimdi Ali Ay döneminde 3 senede 40 futbolcu transfer edilmiş. 6 ayda 20 küsur transfer var. Evet. Şimdi Ali Ay'a şey yaparken bir de önümüze bakalım yani 20 futbolcu var ya. Böyle bir şey var mı? Ben bu bilançoya nasıl bakarım ben şimdi? Zaten 13-32 yaşın üstünde. Tabii elektrik borcundan bahsedecektim gibi. Evet onları kısa geçiverdin ama konuşturmadılar. Konuşturmadılar işte bu yüzden. Divan'a 6 Ağustos 2019'da mesaj attım. Bazı sorular sordum. Şey Divan'a diyorum özür dilerim. Denetim kurulu. Evet. Mesaj attım. Yönetim kurulu vasıtasıyla. Mesaj attım. Yok. Bakın 6 Ağustos'un cevabı hala yok bende. Gelmiyor. Ali Ay'la ilgili bazı sorular sordum işte. Sordum. En önemli şey şu. Ali Ay'la ilgili kulüp dışından bağımsız denetim kurulu raporu hazırlandı. Buna da kulübün, derneğin kasasından para çıktı. Ya bu şeyi açıklayın. Bana verin. Ben bunu burada yazılanlar çok önemlidir. Kulüp dışından çünkü. Evet. Bu çok önemli. Bunun bana bilgisi hala gelmiyor. Ondan sonra bir de burada bakın ya bunlar üzücü şeyler ama işte teknik konular. Bakın burada ne yazıyor? Gelecek aylara ait gider ve gelir. 99 trilyon, 100 trilyon para var. Aspaladı. 100 trilyon para giderleşmemiş. Yani burada bekliyor. Bunun dökümü nedir? 180 hesap denir buna. Bakın maliye vergi uzmanları şeye geldiği zaman, şirketleri denetlemeye geldiği zaman en önce bunlara bakarlar. Gidere hepsi atılmış mı? Atılmayanlar neler vardır? Eğer biz dernek olmayıp şirket olsak önce buna bakarlar. Bundan dökümüne bak. 100 trilyon burada. Bu nedir? Ya bir kalem bir açıklama yok ya. 100 trilyon bunu anlatamadım mesela. 180 hesaptır. En çok oynanan hesaptır. Ortakları olan borçları, alacakları sorarlar. Bir şirket olsak bunları sorarlar. Bununla ilgili yok şey şirketlenme maalesef. Şirketleşme konusunu Remzi abi sen geçen programda çok güzel açıkladın onu. Evet, şirketleşmenin zamanı dedin. Zamanı ama Bursaspor bugünkü borç yapısıyla bu tabii bu şirket olmaz. Yani ya şimdi, ben katılmıyorum kulübün... ona. Ben bence tam tersi. Bugünkü borçla öyle şirketler var ki markası o kadar büyük. Zarar etmesine rağmen hisse senedi piyasasında şey yapıyor. Bugün zarardayız. 5 liraya alırım hissesini. Yarın bir bakarsınız çıkar. Bu şirketleşmeye engel bir şey değil yani. Halka arzı açarsın. Toplarsın. Bakalım ne? Önce bir taahhütleri toplarsın. Bakalım ne geliyor? Taahhütlerde ne çıkıyor? Bunlar önemli konular. Böyle hemen 5 dakikada anlatılacak şeyler. Değil tabii canım. Şimdi biz zamanımıza göre konuşuyoruz. Evet. Şimdi ben bir de bakın şimdi Ali Ay'dan alınan borç var. Ali Ay'dan alınan borç aynen duruyor. Hiç kıpırdamamış bile. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Şey yapabilmek için
gidebilmek için böyle kör topal gidebilmek ne yapılmış? Ne yapılmış? Hep alayda olan borçlar UCK'da işte icradaki dosyalara bir şekilde anlaşmaya gidilip ötelenmiş. Aynen. Hep ötelenmiş. İşte futbolcu gelirleri var. İşte oldu. Serdar Bey o yüzden söyledi. Mayıs ve Mayıs Aralık ayında inşallah şeye de çıkarız. Çıktığımız zaman önümüze çok büyük çıksak dahi önümüze çok büyük engeller çıkacak. Çünkü borçların hepsi bakın burada yazıyor. Aralık 2020'ye kadar ödenecek SGK borcu Mayıs 2020'ye kadar oyuncu sözleşmeleri diyor. Yani yeni alınan oyuncular veya daha öncekilerin hepsinin senetleri muhtemelen duruyor. Mayıs'a yapıldı. Ben şimdi burada başka şey aklıma geliyor ama burada söylesem ayıp olur yani. Çok söylenecek laf var da onları burada yani söyleyemiyorum. Acaba Mayıs ayında olağanüstü genel kurula mı gideceğiz? Olabilir. Bir de bir şey daha var, özür dilerim, bu bütçe, bütçe meselesi var. Ya 300 trilyon eski parayla 300 milyar bütçe yapılmış. Yani 300 milyarı biz ne zaman gördük ya gelir olarak? Bursaspor tarihinde görebiliriz. Tarihinde, siz, mümkün mü? Bu maalesef bundan önceki yönetimler de dahil hepsinde aynı şeydir, aynı taktik. Evet. Hep bütçeyi yüksek gösterirler. Hayali bütçeleri. Hayali bütçeler. Şişirirler. Neden? Çünkü tüzük gereği bütçenin %25'ini aşabilirsin. O yetki verilmiş. Eğer ki bütçeyi düşük tutarsan 100 trilyona, 100 milyona yaparsan bunu geçmek şansın olmaz. Usulsüzlük yapmış olursun. Kesinlikle. Bunlar da kendilerine sağlam almak için şişiriyorlar. Ama sonradan fiiliyete baktığınız zaman komik komik rakamlar çıkıyor. Zaman olsa da ben size onları da anlatsam i̇şte, yani. Şimdi buraya baktığınız söylediğiniz gerçekleri yansıtmayan rakamlar var ya. Yani burada böyle bir şey olamaz ya. Ozan Tufan gibi konuştum ama böyle bir şey olamaz diye. Tüzük. Bir de bana bir şey yapın. Tüzükle ilgili bakın. Tüzük maddelerini alelacele geçirdiler. Ben tüzüğün değişmesine hiçbir zaman karşı değilim. Ama tüzük derneklerin anayasasıdır. Öyle zırt pırt değişmez. Evet. Bunun mali kongrelerde değil, bakın denetim kurulu da yazmış. Tadil tüzük kongrelerinde yapılması lazım. Özel bir kongreler yapın. Bunların eski halinin, yeni halinin burada tartışılması lazım. Böyle aceleye getirilmez. Tüzük kongresinde ne oldu biliyor musunuz? 164 kişi miydik? Evet, 163'ü el kaldırdı, bir ben hayır dedim. Bakın. Yoksa ben maddelere itirazım yok. Benim itirazım usule, yapılan işlemlere itirazım var. Maddelere hiç bakmadım bile. Fırsatım hiç, olmadı dedin. He? Fırsatım olmadı dedin. Yani zaten konuşturmadılar beni. Hocam bir bayağı de, açtık. Bir de süremizi. Şey söyleyeceğim Sedat Bey'e. Benim Özlüce'yle ilgili Vakıfköy'le ilgili bir sözüm vardı. Oradan darılmışlar. Bana. Darılmışlar. Ben dedim ki Özlüce'ye dedim, eski Bursa Sporlu, Bursa Spor'a hizmet vermiş bildiğimiz futbolcular, güvendiğimiz futbolcular Vakıfköy'e gelip altyapının futbolcuların başında dursun dedim. Çalıştırıcı demiyorum bak. Bunların koordinasyonunu bunlar yapsın dedim. Hiç tanımadığımız, bilmediğimiz sırf para, maddi kazanç sağlamak için insanlar geliyor. Ben Sinan gibi, sizin gibi işte ismini sayamadım bir sürü, Kemal Batmaz gibi böyle futbolcuları tanıyorum. Bunlar gelsin Vakıfköy'ün başına dedim. Ama bazı arkadaşlar bunu yanlış anlamışlar. Bizi ne para göz mü yaptın falan diyenler oldu. Ben buna çok üzüldüm. Tam tersi gelirken biliyorsun sizi... Ya bizim üzüldüğümüz olaylardan bir tanesi. Elinizi öpmek istedim ama biliyorsunuz durumları. Adnan örneği oradan çıkarttılar. Var mı? Adam orada takım kaptanlığı yapmış. Evet. Yani düşün, Vakıfköy'den çıkartıyorlar. Merih Bey çok teşekkür ederim. Rica ederim. Az da olsa aydınlattın yine izleyicilerimizi. Rica ederim. Emin Bey, sizden de son laf alayım. Taraftarımıza ne diyeceksin? Valla taraftarına söyleyecek bir şey yok. Taraftar vazifesini yapıyor. Hı. Gel diyorlar geliyor. Git diyorlar gidiyor. Zaten ben bu maçın seyircisi olduğunu duyunca eyvah dedim. Eğer, bu takım dedim
taraftarla maç kazanıyor. Bu taraftar yok bu hafta dedim. Tabii çok. Eğer taraftarla olacak olursa Bursa Spor'a çıkarıyor. Birincilikte olması lazım. Taraftar olanın. Ama zaten taraftarın sayesinde gidiyoruz biz. Taraftarın sayesinde gidiyoruz. Gidemediğimiz yerler de var. Demek ki maddiyat da lazım azıcık. Her yerde taraftarı fazla yüklenmesinler. Tabii yani ki. Taraftar maddiyat, elinden geleni yapıyor. Maddiyat tabii ki lazım. Futbolcuya versin futbolcunun yani çocukların işte bugün, hakkını. Çünkü Bolu Spor maçının büyük bir ihtimal primlerdeki yatırılmayışının daha önceki Adnan Demirspor maçını yendiler ya Adnan Demirspor. Onun bilinmeyen primlerinden kaynaklanan bir şey. Çünkü neden? Bir Adnan Demirspor maçı var. 6 maç, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 3 beraberlik. Mümkün değil. Evet. Teşekkür ederim Emin Bey. Evet Cevatçım. Şampiyon dedik. Siz şampi demiştiniz ama ben şampiyon dedim. Şampiyon. Şimdi 19 puan fark var. Soma Spor'la. Şampiyon oldu evet. Önümüzdeki senelerle gördüğüm kadarıyla, ben takip ettiğim kadarıyla hemen hemen takımı kurmaya çalıştığını ve kuruyoruz. Tabii şey. Doğayem hocamızla, Özbettin hocayla tabii beraber. Kardeşimiz başka, Murat Tozan da var. Erdoğan Hoca var. Evet. Erdoğan Hoca tabii işin patronu. Gelecek senin hedefini koydunuz mu? Demiz abi. Yani bir kere o ligi bir tanımak lazım. Bir süre kalmak lazım. Orayı tanıdıktan sonra o seviyeye göre oyuncular bulup öyle devam etmek lazım. Ama şimdi biz ikinci ligde yani bu ligi aşacağına inandığımız çocuklar var. Onları takip ediyoruz. Daha ucuza nitelikli oyuncular bulmak lazım. Olabilecek çocuklar bulmak lazım. Evet. Onlara bakıyoruz. Yani kulübün geleceğini, bu denk bütçeye yönelik geleceğini kurmaya çalışıyoruz. Denk bütçe çok önemli. Tabii bu arada sportif başarılar da çok önemli. Evet. İkisini bir arada dengeli bir şekilde götürmeye çalışacağız. Şimdi ben de yıllarca Karacabey'de Doğuş Spor'da oynadım. Ama siz geldikten sonra Karacabey'de sportif olarak bir birleşme, bir kaynaşma oldu takıma karşı. Bir de başarılı gelince. Karacabey'in çok büyük emeği var. Çok da var teşekkür ediyor. Takıma çok büyük destekleri var. Maddi olarak da çok destekledi Karacabey. Halkı yani ben bu başarıda bizim belediye başkanımız aynı zamanda kulübümüzün onursal başkanı Ali Bey'in çok katkısı olduğunu söyleyebilirim. İsmail başkanımız var. Gerçekten çok gece gündüz çalışıyor. Onun çok katkısı var. Taraf yönetici arkadaşlarımız çok koşuşturuyorlar. Onların çok katkıları var. Karacabey halkının çok büyük desteği var. Çok seviyorlar takımlarını, kulüplerini. Dolayısıyla bir birlik doğdu burada. O birlik beraberlik içinde herkes memnun edildi. Yani oyuncuların da bir sıkıntı yaratılmadan götürüldü. İyi bir tablo ortaya çıktı. Çıktı ortaya. İnşallah devam eder. İnşallah. Yani Bursa sporunda bir miktar oyuncu desteğiyle önümüzdeki yıllarda. Peki bu sene gördünüz mü Bursa Spor? Ona gelecektim ben. Tabii Bursa Spor her zaman yardımcı olmak istedi ama biz kadromuzu kurmuştuk zaten. Evet. Sene başında ben bir tane Murat var, genç bir yetenek. Onu aldım. Kalecimiz, üçüncü kalecimiz oldu. O ikiyi alamadı. Seneye inşallah daha iyi duruma gelir. O kalecimiz Bursa Spor'dan gelme. Bize birkaç oyuncu daha vermek istediler ama hoca kadrosunu çok değiştirmek istemedi. Tabii şampiyonluğu önemli bir takım. Devre arasında yapılan şeyler çok sayıda takviyeler takımı genellikle bozuyor diye düşünüyordu. Doğru söylemiş. Doğru da düşünüyordu. Evet doğru söylemiş. O bir tane Murat'ı aldık Bursa Spor'dan. Bir de Antalya Serik'ten bir oyuncu aldık. Onlar bizi zaten şey yaptı, taşıdı götürdüler. Tekrar tepki ediyorum. İnşallah tabii yani ama her şey yani bu işe çok akıl koymak lazım. Futbol çok bilgi, akıl işi. Kesinlikle. Kesinlikle buraları gençleştirip genç yetenekleri bulmak lazım. Bunlarla gitmek lazım. Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Rica. İnşallah gelecek sene de gönlünüz diyoruz. Tabii ben öncelikle Bursa Spor'a başarı diliyorum. Çok İnşallah. Teşekkür ederim. Çok sıkıntılı gidiyor ama bu sıkıntılara rağmen aşar orayı. İnşallah. Temenni diye düşünüyorum. Ben en azından ikinci olacağımızı ve çıkacağımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Bizi kırmadınız. Sık sık geliyorsunuz. Ve bizim seni görmek çok keyifli. Cevatçım. Çok teşekkür ederim. Sayın Hocam. Evet, ben ilk önce Sayın Başkan'ı tebrik ediyorum. Karacabey Spor'a büyük katkıları var. O oluşumunda katkıları var. Tabii başkanların yönetimini, taraftarı da Nebzi abinin olduğu yerde prensip var.
ilkelerin dışına çıkmıyor. Parçası. Harcamayı da ona göre yapıyor. Ne zarar ediyor? Kâr da etmiyor, futbolcuyu kazandırıyor. Evet, tabii futbolcuyu. Planlı gittikten sonra sorun olmuyor zaten. Evet. Yani hayali hedefler de konmuyor. Ve gayet çok güzel bir yönetim tarzını da oraya oturtturulmuş. Çünkü ben Karacabey'de çalıştığım zaman kim kime dumduma bilemezdin. Yani o zaman çok daha karışıktı. İlk baştan tebrik ediyorum bu yönden. Sağ ol Sedatçığım. Bundan sonra da tabii ki Bursaspor'umuz kalan maçlarında inşallah ilk iki içerisine inşallah hocam. Zaten temelimiz çok zorlu bir süreç yok. İlk ikide bitirsin. Hani playoff olan kalmasın. Ya zaten bak bir ateş çemberi. Ateş çemberi olsun. Öndesin, yen herkesi geç. Ya bir puan var aramızda. Hayır, yani büyük bir yersin gider. Puan farkı yok. Orada dönüşün yok zaten. Onun için yeise düşmeye de gerek yok. Evet. Söylediğimiz şey şimdi buradan bir tekrar bizim Şükrü arkadaşımız bu akşam burada olacaktı ama geçmiş rahatsızlığı olduğu için gelemedi. Bizim programımızı da izliyor. Tekrar buradan geçmiş olsun diyelim Şükrü arkadaşımıza. Bir de Mehmet Saylanoğlu arkadaşımız tekrar yazmış. Yasaksız, sansürsüz, her şeyin konuşulduğu güzel bir program olduğunu söylüyor. Biz sansür zaten koymuyoruz. Sansür oldu mu? Teşekkürler Sayın Hanım. Beyaz futbol gibi kavga edecekler. Biz beyaz futbol gibi yapmayız. Bizim öyle bir sesi yükseltmek lazım. Onların şeyini. O kadar değil de yani biraz sesi yükseltmek lazım. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Geldiğiniz için ağzınıza sağlık. İşte bu Bursaspor'un hep iyi olmasını istiyoruz ama zaten onun için saat gecenin onu Sayın Başkanım tam 2 saat 3 saatimi feragat etti geldi. Çok teşekkür ederim herkese. Ben de son olarak şunu söylemek isterim kendine nezdinde. Karacabey'i hakikaten güzel bir yere getirdiniz başkanım. Tebrik ederim. Onlar kimin ölüp kimin kalacağı belli olmaz yarın. Bakarsın yarın Karacabey bize lazım olur. Çok teşekkür ediyorum. Hepimiz teşekkür ediyoruz. Bize de lazım olabilir. Tabii tabii. Bursa'nın desteklemesi lazım. Karacabey'i de bütün kulüpleri de bir programımızda eğrisiyle doğrusuyla sona ermiştir. Hayırlı akşamlar diliyorum.